Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık ve Net'e şimdi başlayacağız. Bu akşam 3 başlık konuşalım istiyorum. Bir tanesi 58 il kırmızıya döndü. Korona tedbirlerinde acaba hata mı yapıldı? Hem siyasi hem toplumsal boyutunu konuşalım bir. İkincisi erken seçim çağrısı yapıyor muhalefet. Hodri meydan diyor CHP. Erken seçim olur mu? Yani Cumhur İttifakı da böyle bir şey ister mi? Türkiye'nin gündeminde mi? Bunu konuşalım. Ve üçüncü başlığımızda Kürşat Ayvatoğlu. Ev hapsi verildi kendisine. Günlerdir konuşuyorduk. Bu konuyu da bu akşam konuklarımla ele alacağız. Açık ve Net'e şimdi başlıyoruz. Hemen konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Size Ankara'ya dönelim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat bizimle. Hoş geldiniz Şenol Hanım. Hoş bulduk. Ve İstanbul stüdyoda hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bizimle. Hoş geldiniz Gürsel Hoş Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hemen sol tarafımda da AK Parti 22. dönem milletvekili Resul Tosun. Hoş geldiniz Resul Bey. Hoş bulduk. Teşekkür Ve ederim. Ve internethaber.com grup başkanı Hadi Özışık. Siz de hoş geldiniz. Şenol Hanım Ankara'da ama Ankara'da olduğunu hissettirmeden şöyle canlı bir tartışma yapalım bu akşam istiyorum. Zira gündem sıcak. Üç başlık var bu akşam sizlerle birlikte konuşmak istediğimiz. Biri erken seçim tartışması. Muhalefet erken seçim için hodri meydan dedi. Peki bu karşılık bulur mu? Böyle bir Cumhur İttifakı cephesi buna evet der mi? Türkiye erken seçime gider mi? Ve muhalefet erken seçim istiyor ve erken seçime hazır mı? Bunu konuşalım. Bunun dışında koronada biliyorsunuz yeniden kısıtlama kararı ve maalesef tablo çok kötüye gittiğini gördük. Bunun sorumlusu kim? Daha iyi yönetilebilir miydi? Vatandaşlar olarak biz üstümüze düşeni yaptık mı? Siyaset üstüne düşeni yaptı mı? Ne olacak bu durum? Biraz bunu da konuşalım istiyorum. Ve kokain içerken görüntüleri çıkması üzerine büyük tartışma yaratan Ayvatoğlu ile ilgili ev hapsi verildi. Buna AK Parti'nin tepkisi var, muhalefetin tepkisi var. Yine bu konuyu da konuşalım. Hem siyasi etik açısından hem de bireylerin yaptığı bu suçlar partileri de ilgilendirir mi? Siyaset mi neden oldu? Bu konuyu da bu akşam yine konuşacağız. Size önce çağrımı yapayım. Açık ve Net etiketiyle lütfen soru ve yorumlarınızı yazın bizlere. Şimdi öncelikle erken seçim tartışmasıyla başlayalım bu akşama. Sayın Kılıçdaroğlu CHP lideri dedi ki Millet İttifakı için onlar istiyor ki bizim aramız bozulsun, ittifakımız bozulsun. HDP ittifakta yok. Biz 4 partiyiz. Biz sadece HDP ile değil diğer partilerin de kapatılmasını istemeyiz dedi HDP konusunda ve arkasından şöyle dedi. Devlet böyle mi yönetilir? Seçime gitmek zorundalar. Halkın hali ortada. Bunlar Türkiye'yi artık yönetemezler. Seçim sonbaharda olabilir dedi CHP lideri. Ve Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili hazırsanız gelin seçime hodri meydan çıkalım kantara millet kararını versin yeni parlamento yapsın yeni anayasayı dedi. Mayıs'ta Eylül'de ne zaman diyorsanız sayın iki genel başkanın dediği gibi Ekim'de yapsınlar erken seçimi dedi. Şimdi Gürsel Tekin sizinle başlayalım. Gürsel Bey hep solda oturuyordunuz bir an gözüm o tarafa kaydı bugün sağ taraftasınız. Peki gözüm sizce, hep solda olacak merak etme. Peki sizce ufukta erken seçim var mı? Tabii şimdi herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bir erken seçim kararını ancak parlamentoda sayısal çoğunluğu olan Cumhur İttifakı'nın alabileceği bir karardır. Daha doğrusu onların da katkısıyla 360 için yetmez. Onların da tek başına yetmiyor. Evet, şimdi ama bu kararın ötesinde bir şeye bakmamız lazım. Yani 2001 yılında koalisyon hükümeti 3 siyasi parti isteseydi seçim yapmayabilirdi. Çünkü sayısal olarak da bir sıkıntıları yoktu. Ama 2001 yılında tıkanan bir sorundan kaynaklı erken seçim yapmak zorunda kaldı. Hangi hallerde erken seçim yapılır? Yani sayısal olarak parlamentoda muhalefetin sayısı yetiyor mu yetmiyor mu ötesinde bir şeye bakmamız lazım. Aslında çok güzel bir fıkra var da tabii bu Rütük başınıza hangi belayı açar? Aman Rütük'ün ceza vereceği bir fıkra anlatmayın da Gürsel yani Bey. Bu ceberut bir şey onu anlatmayayım. Dar günlerde siyasetin ve ülkenin dar günlerinde başvurabileceğiniz bir tek yöntem var. Millet iradesine başvuracaksınız. Nedir yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında bana kalırsa
muhalefet partileri, başta Cumhuriyet Halk Partisi, partim dahil olmak üzere, erken seçim konusunda çok da geç kalınmış bir meseledir. Yerel seçimden hemen sonra belki Türkiye'de ilk kez erken seçim isteyen bir siyasetçi olarak, bireysel olarak, tabii benim kurumsal olarak öyle bir yetkim etkim yok ama nedir, neden böyle bir şey söylediniz diye sorarsanız, daha pandemi yoktu. Yani 2018 yılında, 2019 ve 2017 yılında ben hemen hemen birçok şehirlerde, başta İstanbul, doğal olarak da bu şehrin milletvekili olarak, İstanbul'un çeperlerine baktığınızda, İstanbul'un çeperleri aynı zamanda Türkiye'de 81 ili temsil eden bir şehirdir. İşsizlik oranı, yoksulluk oranlarına baktığınızda tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bakın bu bile başlı başına erken seçim istemeye yeten bir nedendir. 26 milyon 500 bin icra dosyası var. Yani 84 milyon nüfusu olan bir ülkede 26 milyon 500 bin dosya ne demektir biliyor musun? Bu gece evinde gece yatan 26 milyon 500 bin insan, şuna emin olabilirsiniz, sabaha kadar gözlerine uyku girmiyor. Neydi? 2001 yılındaki ekonomik krizde icra dosyası sayısı neydi? 7,5 milyon. Yani 7,5 milyondan 26 milyon 500 bin icra dosyası varsa bir ülkede, yapılacak tek bir şey var. Erken seçim yapmanızdır. Çünkü belli ki sürecin üstesinde gelemiyorsunuz. İki, 34 milyon 800 bin şu anda borçlu insanlar var. Kredili yani. Kredisiz hiç kimse kalmadı. 12 milyon TÜİK verilerine göre 12 milyon şu anda işsizimiz var. Dilim söylemeye varmıyor ama mecburen söyleyeceğim. 2013 ile 2019 arasında Anadolu'da biliyorsunuz ufak illerimiz var. Benim de doğduğum, büyüdüğüm, baba vatanım olan Ardahan dahil olmak üzere, Ardahan gibi, Bayburt gibi, Gümüşhane gibi 3 tane ilimizin nüfusu kadar insanlarımız 6 yıl içerisinde ne haksızlık ki hayatına son vermiş, bedenine son vermiş. Bütün bu gerekçelere baktığınızda bu gerekçelerin %71'i ekonomik kriz, %17'si psikolojik ve vesaire vesaire. Şimdi bu kadar devasa birikmiş sorunlar, efendim biz bu sorunların üstesinde gelebiliriz diyebilecek bir baba yiğit varsa bütün bu taleplerimi geri alacağım. Ama biz de biliyoruz ki içeride de dışarıda da çok büyük bir tıkanılmışlık var. Yani ekonomideki tıkanma artık erken seçime gitmeli Türkiye, bunu getiriyor diyorsun. Bunun başka bir yöntemi yok. Başka bir yöntemi varsa bu yöntemi de iktidar mensupları kullansınlar, eyvallah. Biz de bir an önce bu sorunların üstesinde gelinebilecek ne varsa da parlamentoda muhalefet olarak da her türlü desteği vermeye peki hazırız. Peki bu olması gereken, bir de şu seçim sonbaharda olabilir, Ekim. Neden bu ayları ve bu sonbaharı özellikle işaret ediyor? Bu kadar yakın olduğunu düşünüyor musunuz erken seçim? Tabii sonbaharı? Ben takvimin ne olacağını bilemem. O sonuçta bizim öyle bir karar verme durumumuz olmadığı için. Yorumcular da şöyle değerlendirir. Genelde seçimler yıl sonuna, yani yazın insanlar daha rahattır, işte tarımdır, hayvancılıktır, biraz daha rahatlamış, doğal olarak da iktidarlar genelde yazın atlatırlar. Yani Eylül ya da Ekim civarlarında böyle bir seçim takvimlerine baktığınızda genelde böyle bir karar alınır. Bundan dolayı yorumlanıyor ama ben bugünkü iktidarın, özellikle Cumhur İttifakı'nın bu erken seçim konusunda zaman zaman da çok hayretle de izliyoruz. Yani erken seçim isteyenleri de neredeyse vatan haini ilan ediyorlar. Çok tepki götürüyor. Yani buradan doğru şey, yani böyle bir şey yok. Yani 2001 şey yılında yok, bakın 2001 yılında hatırlatmak istiyorum. 2001 yılında Sayın rahmetli Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde Ankara'da başbakanlığın önüne kasanın nasıl atıldığını, kimlerin organize ettiğini, o dönemin belediye başkanlığı, oda başkanlarının hangi organizasyonun içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Olabilir. Ben ona da şey değilim. Eğer bir vatandaş vergi ödüyorsa ödediği vergilerinin nasıl harcandığını sorma hakkı vardır. Bu son derece doğaldır. Ona niye tepki gösterdi diyecek durumda değilim. Ama bugün her şey tıkanmışsa, bu bütün bu tıkanılmışlığın üstesinde gelmenin bir tek yolu var. Millet iradesine başvurmamızdır. Millet iradesine başvurduğumuzda göreceksiniz ki yeni bir anlayış, yeni bir ekip, yeni bir kadro.
Efendim şimdi biraz önce siz de ifade ettiniz. Muhalefet hazır mı değil. Boş verin muhalefetin hazır olup olmadığı. O da muhalefetin kendi sorunu. Biz 2001 yılında AK Parti hazır mıydı? Böyle bir cümle var mıydı? Ve o devasa büyük partilerin hangisinin barajın altında kalacağını kim tahmin edebilirdi? Bizim milletimizin şöyle bir sağduyusu var. Ben gerçekten çok siyasetin önünde olan ve Türkiye açısından da çok faydalı bir iştir, çok başarılı bir iştir. Seçimde millet çok sağlıklı bir karar alabileceğini düşünüyorum. Şimdi bunları tartışalım biraz. Yeter ki sandığı milletin önüne götürelim. Resul Tosun, her şey tıkandı. Artık üstesinden gelmenin tek yolu erken seçimdir. Seçim millet iradesidir diyor Gürsel Tekin. Muhalefette hodri meydan diyor. Sizce erken seçime Cumhur İttifakı sıcak bakar mı? Ve Türkiye'de bir erken seçim atmosferi var mı? Gerekli mi size göre? Maalesef muhalefetteki arkadaşlarımız hala kendilerini parlamenter sistemin havasından kurtarabilmiş değiller. Bu sistemde 5 senede bir seçim yapılacağı, daha önce de herhangi bir erken seçim yapılamayacağı, yani bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen başkanlık sisteminde böyle bir ihtimalin olmadığını ve olmayacağını maalesef arkadaşlarımız ya henüz o parlamenter sistemin havasından çıkamadılar, ya hayal ettikleri, o henüz açıklayamadıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem havasıyla erken seçim diye. Aslında erken seçim ihtimali yok. Yok. Yani kesinlikle yok. Yani şimdi hangisine inanacağız? Zannediyorum bir ay önce Meral Akşener hanımefendi Haziran ayında seçim var dedi. Hatta 21 Haziran diye tarih verdi. Kendi milletvekilleri bile inanmıyordu. Yine bir programda değerli bir İYİ Partili arkadaşla beraberdik. O açıklamanın sonundan yine canlı yayında o arkadaş hayır ben seçim olacağına inanmıyorum dedi. Şimdi Kemal Bey sonbaharda yapalım diyor. Ben buna Gürsel Bey'in de inandığı kanaatinde değilim. Yani erken seçim... Biraz önce ifade ettim. Bizimkiler tembeli. Başka bir şey değil. Yani sonuçta parlamentoda sayısal evet. çoğunluğu olan iktidarın alacağı şimdi, bir karar. Şimdi seçim havası var mı? Türkiye yönetilemiyor mu? Aslında ben muhalefetin bu verdiği rakamlar üzerinden yaptığı rakamların tamamı TÜİK verileridir. Bir kişisel bir şey. İtiraz etmiyorum. Verilen bu rakamlar üzerinden muhalefetteki arkadaşlarımızın değerlendirmelerini ben anlayışla karşılıyorum. Tamam. Sorun var. Sorun yok demek gerçekleri görmemek demektir. Ama bu sorun şu anda sadece Türkiye'ye mahsus bir sorun değildir. Pandemi sürecinde dünyanın en zengin ülkeleri de yığınla sorun yaşamaktadırlar. Evet, Türkiye'de de sorun var. Ancak şunu da görelim. Yani yönetilemiyor, erken seçim ihtiyacı var. Şu pandemi sürecinde dünyada iki tane devlet büyüme kat etti. Birisi Çin, ikincisi Türkiye'dir. Bunu da görelim. Yönetilemeyen bir ülkede ekonomik büyüme nasıl gerçekleşebiliyor? İhracatta bu pandemi sürecinde Türkiye ihracatta rekor kırdı. Bakınız geçmiş yıllara göre rekorlar kırdı. 170 milyara yakın ihracat yaptı. İhracat nedir? İmalat sanayinde üretim demektir. Bu pandemiye rağmen Türkiye ihracat yaparak büyümüş. Yani Türkiye yönetilemiyor, erken seçime ihtiyaç var. Evet, problemler var. Eğitimde de problemler var. Ama 7,5 milyarlık milli eğitim bütçesi artık 147 milyar liraya çıkmıştır. Böyle bir başarılı yönetim var. Evet, problem var. Sporda da problemden bahsedebilirsiniz. Ama 1575 tesis bugün 3907'ye çıkmıştır. Nasıl bir yönetim ki sayıyı bu? Evet, sağlıkta da problemler var. Ama dünyanın şu anda sağlıkta en başarılı ülkelerinden birisi Türkiye. 378 binden personel sayısını almış, bugün 1 milyon 177 bine getirmiştir. Gürsel Bey'in başarısız dediği 92 bin doktordan almış, 174 bin doktora ulaştırmış. 107 bin kişiye bir ambulans düşerken 14 bine şu anda bir ambulans düşecek hale gelmiştir ki sağlıkta gerçekleştirilen sessiz devrimleri, hele bu pandemi sürecine
hazırlıklı yakalanmayı da bir bakıma sağlayan şehir hastaneleri vesaireyi de saymıyorum. Aşılamada, bakınız dünya krizde Avrupa'da ikinci ülkeyiz. 15 milyona yakın aşı yapmışız İngiltere'den sonra. İngiltere bizden fazla yapmış çünkü aynı zamanda kendisi üretiyor. Şu anda bizim de üretim aşamasında olduğumuz aşılar var ki bunların hiçbirisi erken seçimi değil. Aslında bu yönetimin evet var olan sorunları da çözebilecek birikime sahip olduğudur. Problem var, yok demiyorum ben. Ama 18 yılda kamudaki engelli istihdamı 5777'den 58.000'e çıkmış. Bu nasıl erken seçim ihtiyacıdır? Evet, problem var ama 184 lira olan asgari ücret bugün 3100 liraya çıkmış ki alım vatandaşın fiyatları artmış ama vatandaşın alım gücü fiyatlardan daha fazla yükselmiştir. Bunun için teker teker size ekmekten yağ varıncaya kadar örneklerini de sayabilirim. Evet, sıkıntı var, sıkıntı yok demiyoruz. Ama 19 yılda 932 milyar liralık ulaşıma yatırım yapılmış. 6101 kilometreden alınmış duble yollar 28.200 kilometreye çıkmış. 1710 kilometreden devralınan otoyol uzunluğu bugün 3523 kilometreye yükseldi. Bir şey köprüleri, tünelleri saymıyorum. Bakınız 37 kazana tane gel, kazan yani, 37 kazan tane tersane vardı. Bugün 83'e çıkmış. Bu tersane sayısı ve tersanelerimiz dolu. Resul Bey, sermaye şey alamıyor. Bütün buna rağmen TÜİK verilerine göre 12 milyon işsiz ya, niye o rakamlarına itiraz etmedim. Dinleyiver. Bak şimdi. Burada mesela tarımda 37 milyar lirayı bulan tarımsal gayri safi yurt içi hasıla 333 milyara çıkmış. Bakınız problem var, yok demiyorum ama 2010 yılında kurulan Türkiye Tohum Gen Bankası'nda bugün yerli materyallerimizden 122 bin materyal muhafaza ediliyor. Ve tohum da bizim dışa bağımlılığımız bitmiştir. 91 ülkeye ihracat yapıyoruz. Eskiden İsrail'e mahkum olan Türkiye artık dışarıdan aldığı ithalatın tohumu sadece binde sekizini İsrail'den alıyor. Burada 19 yıllık sözümüzü kesmeden soru sizi tebrik ederek başlıyorum bu son bölüme. Sizi dünkü yaptığınız problemden dolayı kutluyorum. Teşekkürler. Burada İsmail Demir Bey'i şey yaptınız. Dünkü o programı ben herkese tekrar arayıp bulup seyretmelerini tavsiye ediyorum. Bırakınız siyasi CHP'yi, AK Parti'yi, İYİ Parti'yi. Dünkü o programı seyredip de savunma sanayinde bu ülkenin geldiği noktayı görüp de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak iftihar etmemek mümkün mü? Çok güzeldi gerçekten. Ben bugün acaba şey savunma sanayinde ne var diye bir sitesine girdim. Yarınki makalemde yazayım diye. Baktım ki makaleye sığacak kadar şey değil. Tarih yazıyor Türkiye. Arkadaşlarımız erken seçim diyor. Peki, sorunlar, sorunlar yok değil. Sorunlar var. Şimdi ama biz çok basit bir şey soracağım size. Buyur. AK Parti seçime gitmeyi, erken seçime gitmeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu? Bir cümleli sizce. Kesinlikle sizce? Bakınız bunun yani asıl sorumlusu, mesulü, muhatabı Cumhur İttifakı'nın iki lideri. Tabii. Birisi Cumhurbaşkanı diyor ki kesinlikle seçim erken yok. Seçim yok. İkincisi Sayın Devlet Bahçeli yine son konuşmasında açıkça 2023'e kadar seçim yok. Seçim kararında zaten şu anda mecliste ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın almaya sayıları yetmiyor. Sadece Cumhurbaşkanı meclisi feshederek seçime götürebilir. Kendisini de şey yapmış olur. E niye yapsın ki? Yani niye şu anda bu sıkıntılı ortamda ben problemler yok demiyorum. Gürsel Bey'in verdiği rakamları da yalanlamıyorum dikkat ederseniz. Ama şu başarıyı saydığım, başarıyı gösteren bu iktidar bu pandemi sürecini de atlattıktan sonra o anılan problemleri de çözecek birikime, deneyime, kabiliyete ve imkana sahip bir yönetim. Peki hemen bir Ankara'ya döneceğim. Bu pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde götürebildin mi? Yani siz vicdanlı tamam, bir insansınız. Tamam, onu birazdan geleceğiz zaten. Bunu sorayım ben size. Pandemiyle ilgili önlemleri. Kural koyanlar kuralsızlık yapabilir mi? Gürsel Bey, pandemiye birazdan zaten geniş başlık açacağız. Çünkü Gürsel kırmızıya Bey, döndü pek çok. Sorumlusu halk mı, siyasetin de sorumluluğu var mı? Zaten birazdan konuşacağız ama şu erken seçimi bir konuşalım önce. Şenol Hanım merhaba, hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk. Resul Bey diyor ki Türkiye tarih yazıyor. Siz diyorsunuz ki Türkiye peki yönetilemiyor. Erken seçim yok. Buna ihtiyaç da yok diyor. O soruya da cevap versin arkadaşlar. Buyursun. Yani muhalefet hangi seçim vaadiyle seçime girecekler? Tamam, bunu da soralım. Buyurun Şenol Hanım, ne dersiniz? Muhalefet neden hodri meydan diyor, erken seçim diyor? Evet, Sayın Resul Tosun liste hikayesi yazmaya devam ediyor. Bütün, Şenol Hanım burada olsaydınız iyi kavga edecektik ama uzaktasınız. Tartışacaktık. 2021'den söz ediyoruz. 19 yıl bu ülkeyi yöneten, tek başına yönetme durumunda olan ama yönetemeyen, özellikle son yıllarda Türkiye'de Türkiye'nin uçuruma doğru sürüklenmesine sebebiyet veren bir iktidarın daha fazla tahribat yapmaması için muhalefet, ki muhalefet ister tabii ki bir erken seçim, şimdiki tabiriyle bir yenilenme tabii ki bu sisteme göre. Şimdi evet, Türkiye yönetilebilseydi muhalefet böyle bir erken seçim isteme durumuna girmezdi, emin ol. Ama gerçekten o kadar büyük handikaplar ve o kadar büyük sıkıntılar var ki ülkenin bu bir nefes alışı olarak ve ülkenin biraz bir feraha kavuşabilmesi için bile milletin iradesine gitmenin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ha, bunu, bu olur olmaz meselesi değil. Muhalefet olanları görüyor. Bir devlet krizi olduğunu görüyor. Bir siyasi kriz olduğunu görüyor. Son bir ayda yaşadıklarımıza bile baktığımızda, şu Mart ayında yaşadıklarımıza baktığımızda, tek kişilik hükümet sisteminin ne kadar büyük gelecek içinde bir tehlike yarattığını Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ortaya çıkıyor. Şimdi bakın, Mart ayında gördüğümüz kadarıyla bir taraftan, ki şu onu da hemen ifade etmek istiyorum, tek yapıda bir AK Parti veya Cumhur İttifakı görmüyoruz. Bir taraftan devletçi, biraz otokratik, güvenlikçi anlayışta, içinde Bahçeli'nin de olduğu, Perinçek'in de olduğu, işte Soylu'nun da olduğu falan bir grup. Bu çoğaltılabilir. Bir tarafta da 94 ruhunu canlandırmaya çalıştığını ifade eden, biraz da Tayyip Erdoğan'ın zihniyetini de ortaya koyan yine bir yapı ve bu yapıları Şenol memnun Hanım, etmek Şenol için Hanım, son bir ayda alınan kararlar. Fikirlerinize bakın, çok saygı duyuyorum. Sadece bir moderatör şerhi koyacağım. Doğu Perinçek Cumhur İttifakı'nın içerisinde değil, MHP'de bu konuda çok büyük tepki gösteriyor. Ben en azından bunu izleyicilerimiz için evet hatırlatmış olayım. Sayın Perinçek, televizyonlara çıktığı zaman Sayın Perinçek'in politikaları desteklerinden dolayı söyledim. Bahçeli de evet, MHP'de bu konuda tepki gösteriyor. Altını çizelim. Doğu Bey Millet İttifakı'nın destekçisi. Doğu Bey kendisi aday oldu, karşımıza çıktı. HDP nasıl sizin ittifakı destekçiniz mi? Efendim hayır değil. Devam yani. Devam edelim. Şenol Hanım'ı kesmeyelim. Tamam. Kendisi bakın. Perinçek'in desteklemesi. Sayın Perinçek kendisi ifade ediyor. Hayır. HDP'nin Perinçek böyle bir ifadesi var mı? Perinçek bazı politikalarda bizi destekliyor olabilir ama. Şenol Hanım hemen geliyor. Hiçbir ziyanı da yok kaldık tamam yani. Tamam. Peki yani buradan devam ederiz ama Şenol Hanım'ı bir dinleyelim, söz yarım kalmasın. Buyurun, buyurun Şenol evet Hanım. Neden milletin iradesine gidilmeli? Biraz önce Sayın Gürsel Tekin birçok veri verdi. Onları tekrar etmek istemiyorum ama 11 milyonu aşan, hatta 12 milyonlara varan bir işsizlik durumu söz konusu. Ve çalışanlarımızın %43'ü asgari ücretle çalışıyor, ki bu asgari ücret açlık sınırının altında bir rakam. Aynı zamanda çalışanların %42'si de şeyle çalışıyor, yani kayıt dışı çalışıyor. Bir de onların maaşlarının da çok düşük olduğu göz önüne alındığında, yani toplumun yarısından çoğu açlık sınırının altında yaşıyor ülkemizde. 9 milyon insan devlet yardımıyla geçinmek için başvuruda bulundu. Onlara da bir sene içinde, bu pandemi sürecinde bir şey yapılamadı.
Pandemi süreci iyi yönetildi mi? Hayır, iyi yönetilmedi. İşte maske, mesafe şeyleri veren, tavsiyeleri veren Sağlık Bakanlığı, her gün tavsiyede bulunan Sağlık Bakanlığı ama lebalep dolu kongreler, yani devleti yönetenlerin millete verdiği telkinler ama yaptıkları göz önüne alındığında gerçekten çok büyük vatandaş yüreğinde de, vatandaş duygularında da büyük yaralara sebebiyet veriyor. Çiftçi, Şenol Hanım, hangi bir şey kesim sorabilir acaba miyim? Memnun hayatından? Evet, buyurun. Vatandaş acaba erken seçim istiyor mu? Yani bunu samimiyetle soruyorum size. Çünkü geçmişte Türkiye'nin çok fazla seçime gitmesinden de halkın bunaldığı yönünde yorumlar yapılıyordu ya. Şimdi tekrar sandık ister mi sizce seçmen? Bunu hem size soruyorum hem de izleyicilerimize de sormuş olayım sizin vesilenizle. 3 tane araştırma var. Araştırmaların yani tamamı da vatandaşların %68'i gidişattan memnun değil. Peki. Bu Şenol Hanım ne düşünür? Erken seçim istiyorlar mı? Efendim, yani bizlerin de görüştüğü kadarıyla evet. Birazdan rakamı vereceğiz. İnsanlar evet, milli iradenin tecellisini istiyorlar. Şimdi bakınız, Türkiye'de Orhan Uğuroğlu'nun da kulaklarını çınlatalım. Şöyle ifade etmiş, Türkiye'de hane halkı hanedan halkı. Evet, bir kısım hanedan halkı dediğimiz kesim seçim istemeyebilir. Ama hane halkı, gerçekten haneler yanıyor. Mutfaklar yanıyor. Yani sıkıntı çok büyük. Ben bu cuma günü Çubuk'taydım. Bir vatandaşın söylediği sözü ifade edeyim. Ya durumumuz çok kötü, kötü ama hanım beni tembihledi. Aman dışarıda böyle şikayet falan etme. Başımıza bir sıkıntı gelir dedi diye. 65-70 yaşlarında bir kişi bana bunu ayaküstü ifade etti. Şimdi bir yandan insanların kendilerini ifade etmekten korktuğu, adaletin olmadığı, efendim işte biraz önce bir merkezde, AK Parti merkezinde çalışan, kokain içip lüks arabalarda, milyonluk arabalarda gezen bir kişi, bir de 2 gün önce benim de tanıdığım İzmir'de kahvehane sahibi ama bu bir sene açamadığı için borçlanıp kalbine silahı dayayıp intihar etmiş Nuri Çengeloğlu. Aynı gece 3 tane kahveci. O kadar çok Hatay'da, kişi. Hatay'da, Beykoz'da ve İzmir'de. O kadar çok Allah rahmet eylesin bakın. Amin. Ailelere sanatçının sabır. Allah sabır versin. 100 sanatçının da intihar ettiği, genellikle de havuz medyasına yansımayan çok fazla intihar vakaları olduğunu, yani insanların geçim derdinden bunaldığı, cinnete varacak olayların ortaya çıktığı, çiftçinin, memurun, emeklinin, hiçbir sosyal kesimin, esnafın memnun olmadığı, sıkıntı yaşadığı bir süreçte tabii ki muhalefet daha iyi yönetme isteğiyle erken seçim talep edebilir. Ama biz biliyoruz ki bu hükümet sisteminde, biraz önce Resul Bey dedi ki bu yeni sistemi bilmiyor, 5 senede bir yapılır. Yani bırakın daha önceki, evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasa da 2018'de yaşadığımız baskın seçim değil miydi? Hem erken hem de baskın bir seçim değil miydi? Eğer imkanını bulsa Sayın Erdoğan, yani anketlerde 50+1'i bulduğunu, mecliste çoğunluk sağlayacağını görmüş olsa erken seçime anında gider. Öyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yok falan diye bir şey söz konusu olmaz. Şunu söylemek istiyorum. Evet, Cumhurbaşkanı isterse 3. kez aday olamaz anayasaya göre, ama anayasa mevzuunda İstanbul Sözleşmesi'nde yaşanılanları biliyoruz. Anayasa ihlal edilmiştir. Bir kararname hem anayasadan hem de kanunlardan üstün değildir. Anayasadaki bu 90. madde ve 104. madde göz önüne alındığında İstanbul Sözleşmesi
tek taraflı bir şekilde, hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi artık yönetemiyorlar. Yani AK Parti iktidarı, birlikte Cumhur İttifakı Türkiye'yi, yani hem iç politika hem de dış politikada göz önüne alındığında maalesef yönetemiyor. Biraz önce söylediğim gibi AK Parti kendi içinde de sıkıntılar yaşıyor. Yani artık tek parti yapısı, tek AK Parti yapısı yok. Bir taraftan güvenlikçi, efendim devletçi görünümlü veya otokratik bir yapıya daha yönelen bir kesim. Bir taraftan da 94 ruhu dedikleri biraz daha işte diyaloğa açık bir yapı. İşte bunlara göre bu Mart ayında yaşadıklarımız, yani İstanbul Sözleşmesi'nden, andımızdan, Atatürk'ten, Atatürk'ün madalyalardan çıkarılmasına, Şenol Hanım, Gezi Parkı'nın, ne demek? Devletçi güvenlikçi yani ne demek? Bizi bir aydınlatır mısınız? Güvenliğe daha önem veren bir kesim manasında. Güvenliğe söyledim. Önem vermek lütfen sözümü yani kesmezseniz. Yani devletçi ya olmak bir şey veya demedim. Güvenliğe AK önem Parti'nin vermek kötü bir şey mi? Ama otokratik bir yapıya doğru gitmesinden söz ettim. Ya demokrasiden uzaklaşmasından söz ettim. Şenol Hanım, gayet istikrarlı, disiplinli şimdi bir hayır siyasi parti. Bakın söylüyorum. Partinizdeki karışıklıklara benzetmeyin. Ama benim sözümü kesmesinler lütfen. Rica ederim. Hayır, ben size ben bir soru anlatayım sordum, sonra Resul Bey sonra söylesin. Rahatsız olmayın Resul Bey. Yo, rahatsız benim değilim. Benim söylemek siz, istediğim. Yo, rahatsız değilim. Artık. Sizi zevkle dinliyorum. Bir kısım bakın yapı itibariyle 94 ruhu denilerek belli bir kesimi, çekirdek bir kesimi, kendi yapıyı, çekirdek yapısını öyle bir şekilde ayakta tutmak için, ayakta tutabilmek için bir gecede hukuksuz bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek, andımızın kaldırılıp ertesi günü milli marşımız andımızdır demek, devlet madalyalarından Atatürk'ün kabartmasını çıkarmak, bakın bir daha söylüyorum, Gezi Parkı'nı Sultan Beyazıt Hazretleri Vakfı gibi bir vakfa, ne olduğunu da anlayamadığımız bir vakfa devretmek. Yine en son şimdi Kültür Bakanlığı'nda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği gibi toplulukların adından türkü çıkarmak. Bunlar belli bir kesimi memnun etmek için yapılan bir durumdur. Bunlar bu, size göre Sayın erken Erdoğan'ın seçim işareti mi? Zihniyetine. Şenol Hanım bütün bunlar bu saydıkları size göre erken efendim, seçim işareti. Söyle, İyi Parti seçim için bir şekilde mu? Erken seçim için de yoklama yapılması. Yoklama. Peki. Yani yoklama yapılması. Çünkü bu konuları da vatandaşları, işte İstanbul Sözleşmesi'nde insanları ama böyle ayırma, yok efendim olmayan İstanbul Sözleşmesi'ne olmayan anlamlar yükleyerek dindar muhafazakar kesimleri bir şekilde konsolide etmeye çalışmak gibi. Yani önümüzdeki süreçte ekonomi daha da kötüye gidecek. Gittiğinde işte doların durumu da ortada. Bakın Merkez Bankası da, bankası başkanı da, ki bağımsız olduğu söylenen ve 20 ayda 4 kere değişen, aynı zamanda TÜİK başkanının değiştiği bir sürece girmiş bulunuyor Türkiye. Yani para çekme, bundan sonra başka şeylerin de gelebileceğinin endişesini taşıdığımızı da ifade etmek istiyorum. Bunların hepsine İnşallah benim cevap vermem gerekiyor. Para çekme kısıtlamaları, sermaye kontrolü gibi bir yanlış bir uygulamaya da inşallah başvurmazlar diye düşünüyorum. Tamam, spekülasyona şimdi, neden olmayalım. Bu yüzden evet, tamamlarsanız Şenol Hanım. Spekülasyon söylemek istediğim daha büyük tahribatlara yol açmanın ve bu millete ve bu ülkeye
daha büyük yaralar açılıp onulmaz yaralar açılmadan milletin iradesine gitmenin önemli olduğunu söylüyoruz. Ama bunun Cumhurbaşkanı'nın istemesiyle ki bu olmuyor, bir daha üçüncü kere aday olamıyor. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yenileme isteği söz konusu olduğunda o zaman Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan'ın bir kere daha aday olma ihtimali var. Ama 360'ı sağlayamadığı için iktidar şunu yapabilir. Muhalefeti erken seçim isteği ortada. İşte erken seçime hadi gidelim dendiği zaman anca Türkiye Büyük Millet Meclisi yenileme kararı alabilir. Peki. Şimdi evet. Durum bu. Peki, bu sözlerinizi biraz tartışalım. Şimdi Hadi Özışık, Şenol Hanım, son hafta, özellikle son bir haftada meydana gelen işte İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gibi bazı şeyleri sıraladı. Bunlar dedi muhafazakar kesimin oylarını konsolide etmeye yönelik adımlar. Bunlar hep erken seçim yoklaması. Ne dersiniz bu yorumuna? Yani ileride Cumhur İttifakı bugün çok net 2023'ten önce erken seçim olmayacak diyor. Ama bu erken seçim tartışması bir türlü bitmek bilmiyor. Hem muhalefetin çağrısı nedeniyle hem de iktidarın da erken seçime hazırlık yaptığına dair spekülasyonlar nedeniyle. Bu şimdi kadar ihtimal düşünülür. Ne dersiniz? Şimdi iktidarın seçim noktasında keskin, her iki liderden de Cumhur İttifakı'nın her iki liderinden de keskin bir çıkış var. Seçimler 2023 yılında yapılacak. Şimdi bu şuna benziyor. Ben diyorum Kübra Parın programındayım. Gürsel Bey diyor ki sen yok orada değilsin. Ya bu buna benzer bir şey. Şimdi seçim, bakın erken seçimi isteyen siyasilerin iddialı olması lazım. Biz erken seçime gidelim. İstiyor musunuz erken seçim? Evet, erken seçim olmalı. Peki çare? Efendim çare 12 milyon işsizlik var. Efendim Türkiye kırılıyor. Efendim Türkiye dökülüyor. Ekonomi berbat. Çözümlerimiz var. Bir saniye. Şenol Hanım, ben sizi dinledim. Siz de beni dinlerseniz çok mutlu olurum. Evet. Şimdi seçime siz hazır mısınız? Bir paket, bir ekonomi öneriniz var mı mesela? Bir reçeteniz var mı? Yok. Ne var peki? Türkiye kötü yönetiliyor. Şimdi bakın, erken seçimle ilgili, konsensusun yapmış olduğu bir araştırma, son araştırma şirketi. Vatandaşın %24'ü erken seçim istiyor. %24'ü erken seçim istiyor. Peki. %75.6'sı ise 2023'ü işaret ediyor. Peki. Biz de kendi anketimizi yapalım yayında. Bu kimin araştırması? Ben de izleyicilerimize sormak istiyorum. Erken seçim ister misiniz, istemez misiniz? Açık ve net etiketiyle yazarsanız biz de kendi yayınımızda sizin görüşlerinizi kolaylaştırmak için bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Hadi Bey, tabii bırakacağım. Hadi Bey de, Resul Bey de. Resul Bey de misafir etmek istiyorum. Nereye misafir edeceğim? Gürsel Bey. Bir, başkent devam Ankara. Devam edeceksiniz hadi mi? Ankara'da İskipler Pazarı. O pazara gittiğinizde kendinizi Afganistan'da hissedersiniz. Gürsel Bey. Niçin 10 yıl önce yoktu? İki, Salı Pazarı'na. İki pazara da gidelim. Gürsel oradaki Bey. Sefaleti görelim. Yani muhalefet hazırdı, projesi vardı, yok. Her hafta pazardan alışveriş yapıyorum. Arkadaşlar ben konuşabilecek miyim? Her hafta pazardan alışveriş yapıyorum. Hadi Bey, sözsüz. Sayın Vekilim, bir şey demiyorum. Her hafta. İskipler Pazarı'na. Yani özür diliyorum. Tamam. Bilmiyor değil, o bahsettiğiniz şeyleri biz yaşıyoruz. Pardon. Şimdi Murat Sarı bunu bir televizyon kuruluşunda söylediği zaman bu rakamları, bizim oradaki arkadaşlar, senin ve benim ortak arkadaşlarım, ağzı açıkta kaldı. Neredeyse dürtecekler söyleme diye. Bu bir. İkincisi, bir seçimde Cumhur İttifakı'nın oy oranı %51.4 gözüküyor. Bu anketten bahsediyor. Murat Sarı'nın konsensüs araştırma şirketinden bahsediyor. Bu haftaki bir araştırma. Son araştırması. Son araştırma. Millet İttifakı'nın oy oranı 34.2. Şimdi bu rakamlara baktığımızda milletin ne istediğini aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Anketlerde başarısını hepimiz biliyoruz.
Hadi onu bıraktık. Aksoy araştırma şirketine gelelim. Yani bütün anketlere baktığımızda, örnek veriyorum, CHP %22'lerde, 22 bandında geziyor. Şimdi seçim isterken ben şunu çok merak ediyorum. Yani seçime gidelim. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsam vallahi de billahi de yarın seçime gidelim. Belki seni dinler inşallah. Bak, ben seçime gidelim derim. Neden biliyor musunuz? Yahu seçime gidelim neyle gideceksin? Nereye gidiyorsun? Sen Cumhurbaşkanı adayı mısın? Yok. Dostlarıma soracağım. Meral Hanım sen Cumhurbaşkanı adayı mısın? Yok. Biz onu dostlarımızla konuşacağız. Şimdi neyle milletin karşısına çıkacaksınız? 21 Haziran'da 3 ay sonra diyelim ki seçim oldu. Siz ne diye çıkacaksınız milletin karşısına? Şimdi muhalefetin ne yapacağını ne diye boş çıkacak? Ver. Ben veriler veriyorum. Muhalefetin ne yapacağını boş ver yok. Ama öyle yani yok şimdi, öyle. Bak. Ya yangın ya var. Yangını nasıl söndüreceğiz? Bakın, bana oraya siz, gel. Size bir soru sorulduğu zaman muhalefetin yaptığını boş ver. Ama muhalefet gündeme getiriyor. Seçim doğru yapalım diyor. İki tane lider dönmüş diyor ki seçim yok. Vallahi yok, billahi yok diyorlar. Yok seçim. Biri diyor sonbaharda olacak, biri diyor 21 Haziran'da olacak. Özgür Özel de çıkıp diyor hodri meydan. Ya sen önce bir bak bakayım kendine, sen seçime hazır mısın gerçekten? Hazırız, hazırız. Bak ben bir şey söyleyeyim. Eğer bunu inanarak söylüyorsan benim adım Hadi Özgür. İnanarak söylüyorum. Sen bunu inanarak söylemiyorsun. Ben yıllardır seni tanıyorum. Projeler mi soruyorsun? Seçime ne falan soruyorsun? Da hazır yani değilsin. Muhalefetin nesini sizin soruyorsun? Sizin Cumhurbaşkanınız kim ya? Niyet okuması yapıyor. Hadi Özışık değil adı. Sizin Cumhurbaşkanı yani adayınız kim? Bak bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı. Bakın yine ben Cumhurbaşkanı size. Cumhurbaşkanı adayımız var. Hiç merak var etme. Var. Kim? Nerede? Kim Gürsel Bey? Belli evet, oldu bakın mu? Karar verdi mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaması mümkün olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama takdir edersiniz ki nerede? Bu sistemin ruhu yani Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda Millet İttifakı'nın lokomotifi olan Abdullah bir siyasi parti. Abdullah Gül mü sizin adayın? Doğal olarak da Abdullah Gül Millet mü İttifakı'yla şimdi beraber. Ya bunu bir söyleyin bilelim ya Abdullah Gül mü? Allah ya. Geçen dönemde istediniz Meral Akşener oyunuzu bozdu. Sayın şimdi bu dönemde Gül kimdir ne onu dün söyleyeyim bizim adayımızdı. Ne bugün ne de yarın öyle bir geçen dönemde Meral Akşener işte Şenol Hanım burada sizin oyununuzu bozdu. Bunu gerçekçi olalım. Ben bakın, Cumhuriyet Halk bu dönemde Genel sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? İsminin madem seçimdesiniz, madem seçim istiyorsunuz, hodri meydan diyorsunuz. Hodri meydan deyin. Deyin ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız budur. Ey Recep Tayyip Erdoğan geç karşımda. Deyin bunu. Yeter ama ki, bunu söylediğiniz zaman siz şöyle diyorsunuz. Yeter ki siz bakın siz kolay şöyle Cumhurbaşkanı adayımız. Gürsel Bey siz bazı şeyleri karıştırıyorsunuz. Bunu söyleyeceğinize Tayyip Erdoğan hodri meydan. Neye hodri meydan? Gel televizyonda tartışalım. Ya ne tartışacak seninle? Sen buradasın o yukarıda 51, 20. Şimdi neyin tartışacaksın? Ama ne böyle, konuşacaksın? Böyle bir fiziki Cumhurbaşkanı adayınız, şey hayır oy oranıyla böyle söylüyorum. Böyle yani Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz zaman hodri meydan çekersiniz. Ben isterim sen Cumhurbaşkanı adayı çık bu akşam de ki ben Tayyip Erdoğan senin karşındayım de. İnşallah de. Neden olmaz? Niye bak, olmaz? Muharrem İnce, niye? Bak Muharrem İnce sizin partinizden ayrıldı. %6'lar konuşuyor. O oy oranıyla ben rakibim diyor. Cumhurbaşkanı adayıyım diyor. Ya bunu ortaya koyacaksınız. Efendim yönetemiyorlar. Ya arkadaş siz kendi partinizi yönetiyor musunuz? Yönetebiliyor musunuz? Hadi siz Bey partinizde bir karar alıyorsunuz. İstanbul'da il başkanınız o kararı bozuyor. Şimdi, siz Halep diyorsunuz öbürü Şam diyor. Siz kendi partinizin içerisindeki kendi insanınızı tutabildiniz mi? Üç benim milletvekili niye ayrıldı sizin partinizden? Bizim Muharrem İnce niye ayrıldı sizin partinizden? Şimdi bir şey söyleyeyim. Muharrem İnce niye ayrıldı Sayın sizin Erdoğan, partinizden? Sayın Erdoğan her gün şu çağrıda bulunuyor. Muharrem İnce'yi dışarı vatandaşa atacaksınız. Diyor ki, kapı kapı dolaşacaksınız dostlarımız diye. Altınızı dövizinizi getirin diyor. İki, 26 milyon 500 bin icra dosyasını Gürsel Bey, sorunlu bakın, bu iktidar çözecekse erken seçim talebimizi bakın, hemen size, geri çekeceğiz. Bakın birileri size, çıkıp diyecek ki size kardeşim Amerika'dan, hiç kendinize dert edinmeyin. Bakın bu vatandaşlarımızın bu pandemi dönemidir. Ey 26 milyon 500 bin vatandaş. Gürsel Bey, evinizde oturun kapınıza da haciz gelmeyecek. Bankalar da kapınıza haciz getirmeyecek diyorsanız Gürsel, biz hemen vazgeçelim. Bak, ben bir şey söyleyeceğim. Vazgeçmeyin. İddia sahibi olun. İddia sahibi. Millete güven verin ki siz asgari ücret geçen seçimde 1200 lira biz 1500 yapacağız dediniz.
AK Parti iktidarı, Resul Bey de o dönemde milletvekiliydi. 1200 lira yapıyoruz dediler. Millet koşa koşa gitti AK Parti'ye oy verdi. Bakın Türkiye'de işsizlik var, doğru. Türkiye'de icraya mağdur olan insanlar var, doğru. Ekonomi kötü, doğru. Ama bakın size Şükrü Özdemir diye bir kardeşim selam söylüyor. Diyor ki, aleykümselam. Gürsel Bey'in bütün masrafları benden gelsin Amerika'ya diyor. Burayı ben bir ona göstereyim diyor. 35 milyon işsiz var diyor. Pandemiyi anlatıyor size. Ya siz hiç pandemi yaşamıyor musunuz? Bütün dünya bunu yaşıyor ya. Bir araya girebilir miyim? Dünya yaşıyor. Bakın ben bitireyim. Amerika, Asya, Avrupa hangi ülkede? Efendim? 35, bakın nüfusumuz ben vatandaşım, 84 milyon. Bak ben 84 vatandaşım. 84 milyon nüfustan bahsediyorum. Bunun 20 milyon, 25 milyonu genç. Evet. Sadece 8 milyon insan borçlu değilse istikrar olur mu Allah aşkına ya? Bakın tekrar söylüyorum. Amerika ile niye? Altını çizerek söylüyorum. İşsizlik var. Sizin reçeteniz ne? Ekonomi kötü. Reçeteniz ne? Var var. Bugüne hepsi kadar. Var. Var tek, var ne abi? Ne? Tek tek sayayım istiyorsun. Ne var? İzin ver sayayım. Kübra, Allah aşkına sizin ekonomi reçeteniz ya, ne? Sizin Faik Öztürk şimdiye kadar çıkıp da ekonomiyle ilgili tek bir satır etmiş mi ya? Hadi Bey, bizim sizin projelerimizin... Sizin ekonomiyi düzeltecek adamınız kim Allah aşkına? Projelerimizin, bizim mevcut projelerimizin ekonomi 5 tanesini adamınız AK Parti yarım yamalı hayata geçirdi. Allah için iyi öneriler getiriyorsunuz. Bak ama hakkınızı teslim edelim. İyi öneriler getiriyorsunuz. Kahveciler ya. Sıkıntıda. Büyük sıkıntı yaşıyor kahveciler. Evet. Ne yapacaksınız? Bir destek kağıt alacaksın, sıfır, vereceksin, bitti, iş çözüldü, bitti. Size göre ekonomi böyle çözülecek. Ama dünyada böyle bir Hadi uygulama Bey, yok. Bak geçen, bak, daha üç gün böyle önce, bir uygulama yok. Üç tane kahveci intihar etti. Erken Yapmayın, seçim, ya. Erken seçimi tekrar söylüyorum. Muhalefet şu anda iktidarın her iki kanadı, Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın seçim istemediğini, seçime gitmeyeceğini istemeyebilir bu. Bildiği için silah zorla yaptıracak değiliz. Için, muhalefet olarak biz talebimizi için, yüksek efendim, bakın, sesle söyleyeceğiz. İster yapar, yani ama siz yapar. Bildiği için diyorsunuz. Yok. Hadi Bey, Şenol siz Hanım da diyor ki. Siz şu anda milletin gazını alıyorsunuz. Hadi Bey, Şenol Hanım da diyor ki ama bazı atılan adımların ben erken seçim hazırlığı ya olduğunu yok düşünüyorum. Yok be Şenol Hanım, yoklama Allah aşkına. Olduğunu düşünüyorum. Ben aynı soruları Şenol Hanım'a da sorayım. Muhafazakar kesim ve konsolide edecek adımlar atılıyor. Ben aynı soruları Şenol Hanım'a da söyleyeyim. Sizin programınızda burada oturan Musavat Dervişoğlu dedi ki biz, bakın ilk soru şu. Meral Akşener şunu söyledi. 21 Haziran'da seçime gidebilirler. Lütfi Türkkan da iddialı bir şekilde seçime gidilecek dedi. Ama Meral Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu ilk erken seçime çağırdığı zaman, erken seçim çağrısını yaptığı zaman Meral Akşener bizim gündemimizde seçim yok dedi. Ben şu günde biliyorum, İyi Parti'nin gündeminde seçim yok. Çünkü İyi Parti'deki birçok kişi bu çağrının doğru bir çağrı olmadığını, samimi bir çağrı olmadığını biliyor. Az önce Şenol Hanım söyledi işte. Bu işin yolu nedir? Cumhurbaşkanı böyle bir karar verirse, meclisi feshederse falan. E şimdi burada Musavat Dervişoğlu'na ben sordum sizin programınızda. Meral Hanım'ın toplumda karşılığı var, dolaşıyor. Halktan da itibar görüyor. Bunu da söyledim. Hı hı. Peki Meral Hanım, bu insanlar da ne istiyor dedim. Musavat Dervişoğlu dedi ki biz o istemiyoruz. Ben Diyarbakır'a gittim, ben de o istemedim. Hayır, o zaman ne istiyorsunuz? Şimdi bir dakika, Musavat Bey'in hakkını ben koyacağım. Hayır. O yayında moderatör bendim. Şunu kastetmişti o gün. Yani. Cumhurbaşkanı Hanım, adayı ilan etmiyorsa kendisini niye dolaşıyor dediniz siz. Ben dedim ki, o da biz ne? Vatandaşın Hayır, derdini dinlemek söyledim. İçin dolaşıyoruz ben şunu söyledim. Dedi. Ne için o istiyor? Cumhurbaşkanı adayı mı dedim? Burada. Bunun için ama aynı şeyi adayı söylüyorum. Olup olmadığı Millet İttifakı tamam, da muhalefet belirlemedi bakın, ki. Bakın tekrar söylüyorum. Erken seçim ben şuraya getirmek istiyorum. Ama bu, yani, siz bunun bir çelişki olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Musavat Bey'in veya Şenol Hanım'ın parti içerisinde konuşmaları, istişareleri vesaire, İyi Parti şu dönemde iyi siyaset yapıyor ama erken seçim gibi bir gündemleri yok. İyi Parti'nin erken İyi Parti'nin seçim gündemi erken yok. Erken seçim gibi bir gündemi şu sıra yok. Daha Şenol Hanım'a yani. Soralım. Genel Başkan Lütfi Türkkan söylediği mı? Zaman Lütfi Türkkan kendi tahminini söyle. Birçok kişi söylüyor. Barış arkadaş da diyor ki işte
21'in Haziran ayında yapılacak. Biri Mart'ta yapılacak diyor. Bunu gündeme getirmek farklı. Tamam. Ama seçime biz varız. Kıyameti koparacağız. Meydanları dolup taşıracağız. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar lütfen gerçekçi olalım. Daha dün Bursa'ya gitti Kemal Kılıçdaroğlu. Vatandaş karşısına çıktı, dedik ya sen dedi bırak dedi bu ağzı. Ülkenin menfaatleri için iyi bir şey söyle. Vallahi de billahi de sen böyle devam et. Sen bu ülkede bırak Cumhurbaşkanı, sen benim mahallemde muhtar olamazsın dedi. Adam gözün içine baka baka söyledi. Birileri Sayın Erdoğan'a da söylemişti. Ya orada vatandaş söyleyebilir. O birileri sizin söylediğiniz muhtar ben, olamaz dediğiniz gazete manşetleri. Bir soruma cevap karıştırmayın. Onları karıştırmayın. Hayır, bir soru. O zaman Tayyip Erdoğan'ı yok etmek için kullanılan bir ifade. Tek soru soracağım. Gazete manşetlerinde muhtar olamaz. Tek soru. Bırakın muhalefetin eksiğini, kusurunu, fazlasını. Mevcut yangını nasıl söndüreceğiz? Bana onu söyle. Nasıl, bir daha söyle? Şu anda Türkiye'de yangın var. Evet. Bu yangını nasıl söndüreceğiz? Ekonomideki sorunları nasıl bunu anlat, itiraz etmiyorum. Bak yani, ben ekonomide sorumlu devlet bakanı değilim. Ama yani dakika, devlet bakanı zaten ama burada AK Partililer olsa seni kadar savunamaz tamam, bu bir işi. Bir dakika, ben devamını söyleyeyim ama. Bak ben bir analiz yapıyorum ve şunu söylüyorum. Biz erken seçim üzerinde konuşuyoruz. Yeni bir ekonomik reformu açıkladılar. İnsan hakları eylem planını açıkladılar. Birçok şey açıkladılar. Yaptılar, 3 günde de bitirdiler. Bir saniye. Bunları yaparlar yapmazlar. Söylenenler yapılırsa Türkiye'de her şey çok farklı olur. Yani şu açıklanan ekonomi, adalet ve insan hakları reformları 3 başlık altında. Bunlar yapılırsa Türkiye bambaşka yerde olur. Ama ben şunu söylüyorum. Bugün biz şunu konuşuyoruz. Kübra Hanım bana diyor ki erken seçim olur mu? Muhalefet erken seçim istiyor. Ben analiz yaparak diyorum ki muhalefet erken seçime hazır değil, toplumu kandırmasın. Ha ekonomide iktidar ne yapacak? Ekonomide iktidarın yapması gereken çok şey var. İşsizlik önce şu pandemiyle ilgili, kapatmalarla ilgili, insanların mağduriyetini gidermeyle ilgili, az önce restoran kafe sahipleriyle ilgili... Onların derdine çare olacak bir takım önlemlerin alınması lazım. Dün açtık, kapattık. Yarın Ramazan ayında yine kapalı olacağız. Bu insanlar herhalde taş yemiyor. İktidar da buna göre bir önlem alacaktır, evet. Almalı. İşsizlikle ilgili aynı şekilde söylüyorum. Bu iktidarı, bu Türkiye'yi yöneten iktidarın görevi işsizlikle ilgili rakamları aşağı çekme, enflasyonla ilgili rakamları aşağı çekme görevini millet %52 vermiş, bunu yaparsınız. Yapmazsanız %52'niz iner bilmem kaça. Bu da iktidara bir uyarı. Şimdi ben dönüp son olarak şunu söyleyeyim. Yapılamıyor zaten, evet, sorun bu. Muhalefetin de erken seçim talep etmesinin nedeni bu sorunların üstesine tamam, gelemediği için. Ama sizin de muhalefet olarak yani herhalde siz bizden kopya çekiyor diye korkmazsınız yani. Bizim önümüze bir şey koyun. Bizim önümüze bir şey koyun. Değil ki ya biz geldiğimizde şundan şunları 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 yapacağız. Bu iktidarı gönderin, seçim yapalım, yürüyelim. Değil, başımızın üstünde yeriniz var. Ben bir analiz yaparken böyle bakıyorum. Peki. Muhalefet nerede? Şenol Hanım buna bir yanıt vermek istiyor. Sonra Resultosuna ve Gürsel Tekin'e de ama. Tamam. Şenol Hanım buyurun. Efendim, Hadi Bey tabii bir gazeteci gözüyle değerlendirseydi meseleleri, daha objektif değerlendirmelerde bulunsaydı daha mutlu olurdum. Yani bize dönerek bir programımız olup olmadığına, çözümlerimizin olup olmadığı konusunda ahkam kesmesine anlamakta zorluk çekiyorum. Ben emin ahkam mı kestim Şenol Hanım? Her konuda. Şenol Hanım şimdiye yani kadar siz ülke yapmış... ekonomisini çözümü için ne ürettiniz, ne söylediniz? Yani biliyorsunuz, araştırdınız mı? Bakın iyi şeylerinizi sayıyoruz. İyi yaptığınız şeyleri sayıyoruz ama sizin de bir çözüm önerisi. Sizden istediğimiz zaman ahkam kesmiş oluyoruz. Ne oluyor? Tamam, sakin konuşalım. Çünkü buyurun Şenol Hanım. Ahkam kesiyorsunuz. Sayın Özişek, ahkam kesiyorsunuz. Siz bizim ekonomik olarak çözüm önerilerimizi hiç acaba dinlediniz mi? Veya dinleyip duymadınız mı? Duymadım ki. Yok şimdi, ki. Şimdi
Ne sundunuz? Duymamışsınızdır, duyamazsınız. Ne sundunuz? Her çarşamba günü ben Meral Akşener'i dinlerim. Çözüm önerilerine yönelik bir şey getirmediniz. Ağzınız da helal olmuş. Keşke objektif bir gazeteci olsaydınız. Efendim biz oy istemek için gitmiyormuşuz. Müsavat Bey böyle söylemiş. Biz parti içinde bile bir kontrolü sağlayamamışız. Söylediğiniz bunlar. Evet doğru. Sayın Genel Başkan da bizler de gittiğimiz yerden bir seçim dönemi olmadığı için aman bizi destekleyin, bize oy verin demiyoruz. Söylediğimiz bu. Seçim dönemlerinde bizi destekleyin, oyunuza talibiz deriz. Ama şu anda vatandaşımızın dertlerine gündeme getirmek, onların hislerine tercüman olmak ve bu uyuyan ve gözleri kapalı olmuş, vicdanları kararmış yönetici kadrosuna vatandaşımızın dertlerini duyurmak için geziyoruz. Her şeyi de göze alarak geziyorum. Tamam ben bu konuda iyi olduğunuzu söyledim zaten. Ha insanlarımızın. Ben bu konuda iyi olduğunuzu söyledim ama, zaten. Tamam da yani o. Yani bunu söylediğim zaman alkış, eleştirdiğim zaman kötü. Ne çıkarıyorsunuz? Bunu söylediğim zaman iyiyim bundan ama ne çıkarıyorsunuz? Bunu söyleme, Sayın eleştiri getirdiğim zaman oradan patlıyorsunuz. Ahkam kesmek bilmem ne. Ama benim sözümü kesmeyin. Buyurun efendim. Söylediğiniz sözlerle bizim çözüm öyle iyi bir ekonomist grubumuz var ki. Ya nerede Allah aşkına ya? Her meseleye çözüm üretiyoruz biz. Öne çıkan nerede bir tane ekonomi siz? Uzmanınızı göster. Görmek istemezsiniz. Ayıptır. Arkadaşlarımıza bunu hakaret kabul ederim. Peki şuna ne dersiniz? Hadi Özgür dedi ama başkaları da söylüyor. İşte ekonomi. Muhalefeti, bir dakika. Muhalefetin Cumhurbaşkanı Hanım, adayının bakın, belli olmaması size, erken seçim talebiyle çelişen bir durum mu? Buyurun. Şenol Hanım ben size bir eleştiri anlamadım. Getirdim. Hakaret etmedim lütfen. Ankara'dasınız. Keşke burada olsaydınız yüz yüze konuşsaydık. Ankara'da keşke. Orada tek başınıza keşke. Şov yapmayın. Yani lütfen, ben size hakaret etmedim. Lütfen edin. Şov yapmayın. Hadi Bey sözlerinize dikkat edin. Konuda... Hayatımda hiçbir zaman şov yapmadım. Şu anda yapıyorsunuz. İnanmadığım hiçbir şey söylemedim. Lütfen daha kibar konuşalım. İnandığım her şeyi yapmak için uğraştım. Buyurun Şenol Hanım. İkincisi, sizi dinliyoruz. Buyurun. İkincisi, 2 Mart'ta açıklanan insan hakları ile ilgili eylem planı alıcı bulmadı. Her inandırıcılığı kalmamıştı çünkü Türkiye'de uygulananların. Gelelim ekonomik reform paketine. Hele hele 24 Mart'ta yapılan kongrede manifesto olarak gördüğümüz hiçbir şey yok. Yani inandırıcılığı kalmamış. Ekonomik paket ortada. Ne getirildi? Burada ne var? Vatandaşa ne var? Bu pakette iş var mı? Gelir arttırımı var mı? Esnafa ne var? Çiftçiye bir kelime yok. Aynı zamanda kit reformu deniyor. Sanki kitler kalmış gibi olan da varlık fonuna devredilmiş. Kamu ihaleleri reformunu düzenleyeceklerini söylüyorlar. 200 kere değiştirilmiş kişiye göre kamu ihale kanunu. Varlık fonu en büyük kara delik. Hiçbir şey yapılmamış. Yani bakın o kadar çok büyük problemler var ki. Nerede burada asgari ücretlinin hala vergi problemleri sayıyorsun. Çözüm önerileriniz ne? Çözüm önerileriniz. Çözüm önerileriniz nedir? Bunları düzeltmek. Şenol Hanım nasıl düzelteceksiniz? Bunları düzeltmek. Bir iki parça bir şey söyleyin bilelim Allah ya. Allah Allah. Yani Hadi Bey. Burada tek tek bütün meseleleri çiftçiyle ilgili, tarımla ilgili her hafta açıklamalar yapıyor ekonomist arkadaşlar. Bir zahmet dinleyin. Vallahi şimdiki ben dinliyorum. Bu kısa süre içinde. Ben Meral Akşener'i başından sonuna kadar dinliyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam dinlemeye diyelim ki ben atladım. Teyz. Ben bakın, atladım teyz diyelim. Burada ekonomiyle ilgili iki tane çözüm söyleyin. Yani ne yapacaksınız? Geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Hukuk devleti olmak. Hukuk devleti olmak. Yapısal reformları yapmak. Bakın hukuk devleti olmadığınız takdirde ne yaparsanız yapın ekonomi düzelmez. Yatırımcı gelmez. Yatırım yapılmaz. Paradan para kazanan insanlar yeniden soyup soğana çevirip gider. Onun için yapısal reform diyoruz. Hukuk devleti olmamız ve yargı bağımsızlığı gerekir diyoruz.
O yüzden sistem değişmeli diyoruz. O yüzden güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme bir an önce dönelim diyoruz. Peki. Bu sistemle, tek adam sistemiyle bir yere varmamızın mümkünatı olmadığını, şahsım devletinin nelere mal olacağını yaşayarak görüyoruz. Siz de objektif bir gazeteci olarak biraz da empati yaparak bazı şeyleri iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sayın Özışık, siz geçmişten beri siyaseti takip eden birisiniz. İlla takım tutar gibi doğru olmayan, kafanıza yatmayan düşüncelere evet demeyin lütfen. Tamam. Vallahi Şenol Hanım, siz beni iyi tanıyorsunuz. Yani ben size yönelik, sizin partinize yönelik övgüler yaptığım zaman, Meral Hanım'ı övdüğüm zaman sizin açınızdan çok iyi. Öyle olmadığı zaman da tamam, ahkam kesmiş oluyorum. Benim tek ricam, bakın, lütfen usluba çok dikkat edelim. Çünkü Hanım, izleyicilerimiz size, bana kızıyorlar. Size de bir eleştirim var. Merkez şimdi birileri Bankası'na, bana burada ahkam kesiyorsun diyecek. Ama ahkam kesiyorsunuz, şov yapıyor. Yok, gazeteci değil, işte burada ben seviye noktasında... Siz de şov yapıyorsunuz dediniz. Seviye tamam, noktasında, saygı noktasında ben bir hakaret edelim, etmem. Beni de yani, zor durumda bırakmayın. Burada kalkıp tamam, da şimdi, birileri öyle diyecek mi? Siz beni Şenol Hanım şov yapıyor dediğim zaman diye yok uyarıyorsunuz. Tamam, şimdi o zaman bir söz vermeden bir izleyicilerimize söz verelim, sonra da sizlere... Şimdi genç bir izleyicimiz yazmış, demiş ki ya şu kısacık ömürde müsaade edin de biz de yeni nesiller de biraz devletimizi yönetelim, yeni kadrolar gelsin demiş. Bir başka izleyicimiz demiş ki ülkemizde 86 parti var, siz hala aynı yüzlerle aynı düzeni dayatıyorsunuz, yine benzer bir yorum. Bünyamin Bey demiş ki seçim olsun çünkü artık tekerlek dönmüyor. Bir başka izleyicimiz demiş ki erken seçim şart ama olmaz. Erken seçim şart diyenler var. Necip Bey de demiş ki erken seçim külfettir. Zeynel Bey demiş ki madem vatandaşın cebinden yapılıyor 2023'te yapılsın. Bir de muhalefetin hiçbir konuda çözüm önerisi yok demiş. Bu yorum izleyicimizden gelmiş. Sezar Bey ilginç bir yorum yapmış. Demiş ki erken seçim istiyoruz ama baskın seçim AK Parti'nin işine gelir. 2023'e kadar oy olmasın ki AK Parti'nin oyları düşsün. Fatih Bey demiş ki evet erken seçim istiyorum. Veysel Bey demiş ki hedef 2023, erken seçim istemiyoruz. Bir başka izleyicimiz demiş ki evet erken seçim olsun. Bakıyorum başka. Acil erken seçim diyenler var. Muammer Bey demiş ki erken seçim yok, bu zamanda ülkeye en büyük zarardır. İzleyicilerimizin farklı görüşleri var diyerek özetleyeyim. Aslında Gürsel Bey siz konuşun. Tabii. Sonra da Resul Bey'e döneceğim. Şimdi, biraz bekletim kendimi. Eğer Hadi Bey bizim projelerimizi görememişse bunu bir eksiklik olarak kabul ediyorum. Kendim ve partim adına eksiklik olarak kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin en iyi projeleri, ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili, iş politikayla ilgili, hukukla ilgili, evrensel kurallarla ilgili, hatta daha ileri gidiyorum. Yani iklim değişimiyle ilgili belki Türkiye'de tek projeleri olan siyasi parti. Nedir mesela? Hemen söyleyeceğim. İzin verirsen. Buralarda eğer biz anlatamamışsak bu da bizim eksiğimiz, kusurumuz. Hatta biz bu projelerimizi yaparken sadece parti içindeki ekonomi uzmanları arkadaşlarımız değil. Aynı zamanda Türkiye'de yetişmiş, büyümüş. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde... Bir son dakikamız var. Resmi gazete yayınlandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişti sevgili izleyiciler. Hemen haberin detayını açıyorum sizden. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Murat Çetinkaya 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 35. maddesi ile vesaire bu kanunları geçiyorum. Bu görevden alınmış, yani Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine ismine bakmaya çalışıyorum. Mustafa Duman atandı. Son dakikayı verelim. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal geçen hafta görevden alınmıştı, hatırlayacaksınız.
Şimdi de yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı ve yerine Mustafa Duman atandı. Merkez Bankası'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi gazetede çıkan bir son dakika değişikliği. Bu arada Safiye'cim, resmi gazetede kabine değişikliğine ilişkin bir şey yok, değil mi? Bugün açıklanacağı iddia ediliyordu. Hadi Bey'in haberi olurdu yani. Tamam, öyle hemen. Bu konuda bu da bugün açıklanacağına ilişkin, bugün açıklanacak diyenler de yanıldı diye espri yapayım ben. Buyurun Gürsel Bey. Şimdi bu bizim projelerimizde, ben de bunun içinde olduğum bir çalışmayı anlatmak istiyorum. Gerçekten araştırmalar da yapıldı. 3 tane de araştırma var bu projelerle ilgili. En iyi projeleri, beğenilen projeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ekonomiyle ilgili, iş politikayla ilgili, evrensel hukukla ilgili. Çünkü evrensel hukuk sistemini oturtamadığınız zaman sizin projelerinizin ne kadar doğru olup olmadığının bir anlamı yok. Mesela 2010'du galiba, 2010 mu, 2009 muydu? Dünyanın çeşitli ülkelerinde ekonomik kriz vardı. Sayın Erdoğan bir cümle kullanmıştı. Bizde teğet geçecek. 2008. Demiş. Geçti. Mesela ona bakmamız lazım. Niye? Çünkü Türkiye'nin o zaman bir güven endeksi çok yüksekti. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarında bir tanesi Hadi Bey, bir güven sorunu var. Güven bunalımı yaşıyoruz. Yani evet, dünya pandemiyle beraber, dünyanın birçok ülkesinde yığınla para var. Çünkü yeni yatırımlar yapılmıyor. Sıcak para var. Sıcak para eğer bugün bu ülkeye akmıyorsa, biraz önce Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi siz de eleştirdiniz. Tabii ki güvenlik. Ama sadece güvenlik meselesinde baktığınızda o zaman sorunu başka bir noktaya getirirsiniz. Bütün dünyanın 0,5 hatta neredeyse çok ufak şeylerle faiz kullandığı parayı siz %5'lerde, 6'larda kullanmaya çalışırsınız ki o zaman Türkiye'yi çok zor duruma sokarsınız. Bu arada bütün az bunlar... önce devam edelim. Murat Çetinkaya eski Merkez Bankası Başkanı'ydı. Ben aslında haberi okurken hatırladım ama bir teyit etmek istedim. Eski Merkez Bankası Başkanı'ydı. Daha sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na çok değişen getirilmişti. Olduğu için o faiz düşüren mi faiz çıkaran mıydı? Hangisi bilmiyorum. O kadarını yani. Takip etmek çok zor. Faiz düşüren miydi? Anladım. Yani olabilir. Şimdi bakın. Bazen belli refleksler, yani iki şey son dönemlerde bir güven şeyi oluşmuştu. Doğruydu, yanlıştı, eksikti. Yani bir ansızın bir kararla bir şeyi değiştirilmesi bugün çok ağır bir maliyet yükledi. İşte dövizin hangi kurlarda olduğunu görüyorsunuz. Yine İstanbul Sözleşmesi. Yani bu aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi. Mesela CHP'nin ekonomideki reçetesini anlatıyordun. Ne mesela merak ediyorsun? Hakikaten yani. Merak ediyorum. Üretimle ilgili ne mesela, neyle ilgili ne? Mesela? Mesela ekonomiyle ilgili siz ne yapacaksınız? Evet, üreten ülke alınacaksın. Nasıl yapacaksın? Tarımda, sanayide, efendime söyleyeyim çiftçilikte. Bakın biz ikimiz de Kars'tayız. Bizim bölgemiz, sadece bizim bölgemizdeki, yani Erzurum, Kars ve Ağrı bölgesi Türkiye'nin et ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda Rusya ve Orta Doğu'nun et ihtiyaçlarını karşılarken şimdi öyle bir duruma gelmişiz ki ben et ithal eder duruma gelmişiz. Bir soru soracağım. İki. Bir soru sorayım, devam et. Bak, tabii ki. Siz kaç yıldır bu ülkenin ekonomisini düzelteceğinize dair reçete açıklıyorsunuz? Hadi sürekli bak, her seçimde açıklıyor musunuz? Şimdi elbette açıklıyorum. Güvenden bahsettiğiniz zaman 9 seçimde bu vatandaş size niye oy veriyor? O başka, bırak o. Onunla bizim vatandaşla bizim kendi aramızda. Onu vatandaşla kendi tabii aramızda. Tabii ki bakın, öz eleştiri yapıyoruz. Tamam, o zaman hayırlı olsun. Öz eleştiri yapıyoruz. Bu seçimde de yine vatandaşla kendi aranızda herhalde bir şey yaparsınız. Bakın biz haklı bir talep getiriyoruz. Haklı talep üzerine siz muhalefeti sorgulamaya boş verin, seçime gidelim. Muhalefet dersini alsın o zaman. Madem ki iktidar bir an önce... 9 tane almış de... daha kaç tane alacak ya? Hadi Bey, ben diyorum ki Türkiye'de yangın var. Bu yangının söndürülmesi yangın için... Siz nasıl söndüreceksiniz? Bir iktidar değişimiyle çok kolay söndürür. Nasıl değişecek? Güvenle söndürür. Şu anda oylarınız düşüyor. Efendim siz nereden biliyorsunuz? Efendim seçim anketler kararı söylüyor da. Ben uydurmuyorum ya. Evet, bırak biz... Anketler sizi %21'de gösteriyor. Hadi Bey'im, erken seçim kararı alınsın, biz yenilelim. Ya yazık olur size. Bir bakın... Vallahi yazık olur size. Bize yazık olmaz. Vallahi yazık önce olur. Önce ülkeyi yani düşüneceğiz. Bu sefer öyle bir şey olursa... Ülkeye yazık bence olmasın. Bence seçimi ağzınıza yavaş almayın, yazık olur size. Yavaş yavaş toparlayalım. Başka Bey, başlıklar bakın, da var konuşacağımız. İtiraz etmiyorum. Şimdi sorun şu.
İki, bugünkü iktidarı destekleyen iki arkadaşımız da bir şeyin farkında. Yani hiçbir şey iyi gitmiyor. İçeride ciddi sorunlar var, dışarıda ciddi sorunlar var. Ekonomide büyük bir tıkanılmışlık var. Bugün döviz kurlarına baktığımızda ciddi sorun var. Bütün bu sorunların aşılabilmesi için sorun yaratanların sorunu çözme şansı yok. Ne yapılacak? Millet iradesine başvuracağız. Hiç ummadığımız, yani 2001 yılında AK Parti'nin geleceğini kim hayal edebilirdi? Millet öyle bir şeye karar verir ki hiç ummadığımız bir ekip gelir ve Türkiye nefes alır. Mesele Türkiye'nin orada. Nefes almaya mesele, ihtiyacı var. Muhalefetin ne yapmadığının önemi yok. Ha şunu derseniz iktidar adına her ikiniz. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki süreçte bu 12 milyon işsizlik sorunu bitecektir. Yolsuzluk sorunu bitecektir. Yoksulluk. Yani AK Parti'nin taahhüt ettiği 3Y meselesi eğer kısa süre içerisinde bitecekse biz o zaman zaten tamam. Yapacak şimdi bir şey yok. Bey'e bizim söz derdimiz vereceğim. Bu sorunların sonra, çözülebilmesi. Sonra şimdi sizden yardım isteyeceğim. Resul Bey'e bir kısa söz vereceğim bu konuda. Sonra şöyle bir saat 12.30 oldu. Kısa bir söz vereceksin, bir yöneceği birikti. Tamam, biliyorum ama işte onun için söyledim. Araya mı gideceksin? Birkaç tane başlık daha var. Onların hepsini konuşalım istiyorum. Şimdi bu az önce biraz girdiniz. Korona süreci doğru yönetildi mi? Halk doğru önlem aldı mı? İşte kongreler yapıldı, eleştirisi halk var. Bir ona girelim. Halk gereğini yaptı, halkta bir soru tamam, yok. Onu bir konuşalım bir. İkincisi bu Ayvatoğlu tartışmasına birazcık girelim. Bir de orduda irtica tartışması var. Eğer zamanınızı iyi kullanırsak bu üç sıcak başlığı da konuşabiliriz. O yüzden sizden destek bekliyorum. Buyurun Resul Bey. Evet. Şimdi Gürsel Bey partilerinin her konuda çözüm önerilerinin olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Şenol Hanım söylüyor. Ama Resul Hanım, ben bir şey düzeltmemiz lazım. Kadarıyla, eski Merkez Bankası Başkanı değilmiş. İsimleri, soy isimleri benzerlik varmış. İsim benzerliği mi? Murat Çetinkaya iki evet, tane mi var? Peki ben teşekkür ederim düzelttiğin için. Evet, şimdi biz de arkadaşlarımız, bir kontrol edelim mümkünse Safiye'cim. Evet. Buyurun. Arkadaşlarımız çözüm önerilerimiz var diyorlar ama bugüne kadar milletin önüne onları ikna edecek ve hem de yani Hadi Bey'in söylediği bir önerim gibi, olabilir mi? Önümüzdeki oylarını artıracak. Üç iktidar ve muhalefette ekonomi uzmanlarını çağırırsınız. Hiçbirimiz bu konuda ekonomi uzmanı değiliz. Bir tane anket otururlar, var. Metropol yaptı yeni. Otururlar. Ekonomi uzmanlarına siz soruları sorarsınız. Onlar da cevap verirler. Evet. Şimdi yalnız bu problemlere sunulan çözümleri eğer köydeki vatandaş, pazardaki esnaf anlayamıyorsa, eğer ona anlatamıyorsanız ortada çok büyük bir sorun var demektir. Bu bir. Anlatılmamak sorunu var, evet. Yani biz sizleri de takip ediyoruz. Ben İyi Parti'nin de açıklamalarını takip ediyorum. Sizin de, yani sizi eleştirmeyeceğim. Yani çünkü ortada eleştirilecek hakikaten bir çözüm önerisi yok. Zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu işte bir 13 madde zikrediyor, bir 9 madde zikrediyor. Ben onların hepsini arşivime koyuyorum. Yeri geldikçe onları tartışalım diye. Dış politikada vesaire çözüm önerisi dediğiniz şeylerin maalesef içi boş şeyler. Yani alışılagelmiş sloganlar ama siz farz ediniz yahut da siz kabul edin ki bunlar en iyi çözümlerdir. Bunu millete anlatın. Millet inansın size. Oy versin, iktidar yapsın. Millet iktidar yaptığı zaman da bizim ona söyleyecek hiçbir sözümüz olmaz. Yalnız bakınız, AK Parti 19 yıldır girdiği bütün seçimlerden başarıyla çıkarken vatandaştan aldığı oy ile başarıya çıkıyor. Doğru, itiraz etmiyorum. Vatandaş oy veriyor. Demek ki vatandaş AK Parti'nin projelerine, AK Parti'nin icraatlarına inanıyor, güveniyor. Çözülmemiş problemleri de AK Parti'nin çözeceğine inanıyor ki bugüne kadar bütün seçimlerde en büyük parti olarak çıkmış. Ve hepsini hemen hemen kazanmış. Arada bir 2015'te bir yol kazası oldu. 41'e düşüşümüz var. Bir de geçen sene belediye seçimlerinde bir tökezlememiz var. Bunun dışında ki o tökezleme de yarımdır başkanlığı almışsınız ama meclis yine çoğunlukla AK Parti'de ince mesajlar var. Yani demek istediğim şu,
Siz ne anlatırsanız anlatın. Sen onu söyleyince Gürsel Bey havaya girdi. Biz ne anlatırsak anlatalım. Kararı verecek olan seçmendir. Ama seçmeni... Seçmen abi, ben başka bir şey söylüyorum. Şu sorumuza cevap. Doğru. Ya olabildikçe bir propaganda yapıyorsunuz. Gürsel Bey. Ustadım, şu anda yangın var. Bu yangını Gürsel mevcut Bey, bu yangın söndürebilir mi, söndüremez mi? Kaç defa tekrar ettiniz. Ben de dedim ki bakınız ilk dönemde, ilk konuşmamda şu icraatları yapan bu iktidar o yangını da söndürebilecek birikime, tecrübeye sahip. İnanıyorsunuz yani. Elbette inanıyorum. Yani ben inanmadığım bir şeyi söylemiyorum. Bakın sizin rakamlarınıza da hiç itiraz etmedim. Problem yok demiyorum. Fakat bu problemleri çözeceğini, çözme yetisi olduğunu, yeteneği olduğunu millete anlatabilen ve milletin ikna olduğu hangi siyasi parti var? Bütün anketleri açınız bakınız. Yani AK Parti aleyhinde rakam çıkarmak isteyen anketlerde bile AK Parti CHP'yi ikiye katlıyor. Dolayısıyla yani ben burada seninki iyi, benim kötüden ziyade asıl mihenk taşı halktır, seçmendir. Ve seçmen 19 yıldır bu AK Parti'yi neden tercih ediyor, neden sizi tercih etmiyor? Önce bu sorunun cevabını aramak lazım bir. İkincisi, yani AK Parti yönetemiyor, yangın var vesaire. Yani biz 19 yıllık icraatı göz önüne getirdiğimizde bu ülkenin başına gelen en güzel şeydir AK Parti. Ve bu ülkenin başına gelen en güzel liderdir Başkan Erdoğan getirdiği bir noktada. Dış politikada vesaire de bir takım şeyler var diye Şenol Hanım da. Ya bugün bakınız dış politikada ben dış dünya ile de teması olan uluslararası televizyonlarda tartışan bir insanım. Karşıma Rus çıkıyor, Amerikalı çıkıyor, Fransız çıkıyor, Arap çıkıyor. Hepsi şu anda Türkiye'nin ne kadar gelişmiş, ne kadar büyük bir ülke olduğunu itiraf ediyorlar. Batı'nın bir de korkusu, endişesi var. En son Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Fransız seçimlerine müdahale edebileceği korkusunu yayacak kadar da Türkiye'nin itibarı dış dünyada yüksektir, artısı vardır. Efendim İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı feshetmiş. Ya arkadaşlar bakınız, yani İstanbul Sözleşmesi'nin feshi sadece Şenol Hanım'ın söylediği gibi küçük bir grubu memnun etmek için, oy kazanmak için değildir. Evet, muhafazakar kesimde, ben de dahilim. Eğer İstanbul Sözleşmesi'ne gireceksek madde madde size nelere itiraz ettiğimi ortaya koyarım. Aman, girmeyelim. Bu tepkilere, tamam girmiyorum, bu tepkilere Cumhurbaşkanı cevap vermiştir. Efendim hukuka aykırı, onu hukukçular tartıştın ama bugün Abdülkadir Selvi yazdı, oradan öğrendik. Bakınız 15 Ekim 1997'de Süleyman Demirel aynen Başkan Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiği gibi ihtira beraatlarıyla ilgili milletler arası tasnif hakkında Avrupa Anlaşması'nı feshetmiş Cumhurbaşkanı. İtiraz var mı? Yok. Tamam. 20 Ocak 2006'da Ahmet Necdet Sezer Türkiye ile Romanya arasındaki serbest ticaret anlaşmasını bilmem nereye kadar feshetmiş. Resmi gazetede yayınlanmış. İtiraz var mı? Yok. Mesela 1 Temmuz 2018. Araya gitmem gerekiyor. Tamam, 1 Temmuz 2018. Abdullah Gül yine Türkiye ile Hırvatistan arasındaki uluslararası sözleşmeyi feshetmiş. Artı 15 Temmuz 2018 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde uluslararası anlaşmaları onaylama ve feshetme yetkisi de verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi bu kararnameyi itiraz etmiş. Fakat bu maddeye hiç itiraz etmemiş, görmemiş mi, kabul mü etmiş ama İstanbul Sözleşmesi söz konusu olduğu için maalesef burada itiraz ediliyor. Oradan da şey, bakınız. Peki. İstanbul Sözleşmesi'nin bir kelimeyle, özeti var mesela. Gürsel Bey, bir kelimeyle özeti. İstanbul Sözleşmesi Avrupa toplumunun ahlak normlarına göre hazırlanmış ve bizim toplumumuza uymayan bir takım şeyler var. Oraya girmeyeceğim. Girmiyorum. En son bakınız şu irtica tartışması. İrtica tartışması yapılıyor ya harp okullarına, subay okuluna falan evet, girmeden. Oradaki şartlardan birisi ne biliyor musunuz?
şu İstanbul Sözleşmesi'nde karşı çıkılan muhafazakar kesimin gayri tabi mukarenet diye eski dille yazılmış. Şimdi eşcinselliği falan olanları harp okuluna ama almak. Ama İstanbul Sözleşmesi'nde bunun bilgisi efendim, yok. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshi hukukçular tartışsın. Siyasi bir karardır. Milli iradedeki peki. Talebe verilen cevaptır. Peki. Benim daha bir sürü verecek şeyim var. Araya mı gideceğiz? Araya gidiyoruz. Peki aradan sonra devam ederiz. Aradan sonra yeni başlığa geçeceğiz. Şimdi aradan sonra benim söylemek istediklerim var. Bak Şenol Hanım bir şeyi söyledi. Şey söyledi. Resmi ben AK Partiliyim. Sonra o zaman. Ben gazeteciyim ama ben tarafım. Tamam. AK Partiliyim. Cevap vermek durumundayım. Yoksa burada... Hadi Bey size bırakmıyor ki ustadım bir ya. Saniye. Zaten her şeyi savunuyor. Şöyle bu arada Hadi Bey teşekkür ederim. Dediğiniz doğru. Murat Çetinkaya iki tane varmış. Merkez Bankası evet. Eski başkanı değil. Yerin daha sonra gelen Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın adı da Murat Çetinkaya'ymış. Görevden alınan o yerine Mustafa Çetin getirildi. Çetinkaya doların ateşini düşürmüş mü ona bakacağım Naci şimdi. Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu göreve gelmişti. Bu durumda çok tartışılmıştı. Kısa bir ara. Aradan sonra biraz pandemide yeni bu kıpkırmızı tablonun sebebi ne? Nerede hata yaptık? Bunu konuşalım ve diğer başlıklara biraz bakalım hızlı hızlı. Evet, şimdi biraz farklı başlıklar konuşalım istiyorum. Resul Bey'den de müsaade istedim. Şimdi korona tablosu çok ağırlaştı. 58 il kırmızıya döndü. 12 il turuncu, 10 il sarı. Tek mavi il de Şırnak kaldı. Yeni tedbirleri açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Az önce size son genelgeyi de paylaştım. Peki niye böyle oldu? Yani biz vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yaptık mı? Yoksa yönetimde yani... Siyasetin korona sürecini yürütme sürecinde aldığı kararlarda da bir eksiklik var mıydı yoksa doğru adımlar mı atıldı? Biraz bunu tartışalım istiyorum. Gürsel Bey sizinle başlayalım bu tura. Şimdi milletimiz bütün bu sorunlara rağmen işsizlik, yoksulluk, işte elektrik parasını ödeyemedi, kirasını ödeyemedi. Her türlü fedakarlığa katlandı. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde kural koyanlar kuralsızlık yapamazlar. Eğer bugün bu sorunları yaşıyorsak bu sorunların tek sorumlusu bugünkü yöneticilerdir. Bunun başka hiçbir izahı söz konusu değil. Hepimiz televizyonları izliyoruz. Yani kongrelerin, kurultayların şehirlerdeki özellikle 81 ilin tamamında otobüslerle gelen insanların ya bir tarafta siz üç kişi bir arada oturmayacak mesafe kural diyeceksiniz. Öbür tarafta her türlü kuralsızlığı yapacaksanız bu pandemiyle mücadele etme şansınızın da olamayacağını bilmeniz lazım. Yani ben gerçekten şaşırıyorum. Ya bütün bu olup bitenler 85 milyon vatandaşın gözleri önünde yapıldı. Neredeyse zaman zaman vatandaşlarımızın dalarak ya da bilmeyerek hataları kusurlarında bu kadar ağır cezalar kesilirken bu ülkede kural koyanlar kuralsız davranabilir mi Allah aşkına ya? Ülkede kural koyanların kuralsız davranmasından tam kastınız nedir? Teşekkür ederim. Efendim kongreler, toplantılar, 81 ildeki il ve ilçe kongreleri, kurultay, en son kurultay tablosuna baktığınızda bütün bunlar... Bir sorumsuzluk değil mi? Bunun başka bir izah söz konusu olabilir mi? Bu kadar sorumsuzluğun getirmiş olduğu çok ağır bir bedeldir. Ne yazık ki maalesef 81-85 milyon bu ağır sorumsuzluğun bedelini ödemeye devam ediyor. Yine fatura işte kime çıktı? Esnafa çıktı. Fatura restorantı, kafesi ve... işletmelerde çalışan 5 milyon vatandaşı. Şeyden mi kaynaklanıyor? AK Parti kongresinden mi kaynaklanıyor? Yani şehirlerin tamamının kırmızı olması AK Parti kongresinden mi kaynaklanıyor? Yani buradan bir sorumsuzluk yok mu Hadi Bey? Allah var, aşkına yani. Var. Bunu ama... bakın bir elinizi biraz vicdanınıza koyun ya. Koydum. Gözleriniz görüyor, izliyorsunuz televizyonlarda.
81 il ve 900 küsur ilçede her gün kongreler yapıldı mı hafta sonları? Doğru. Yapıldı. Sayın Erdoğan bütün bu kongreleri canlı olarak bize seyrettirdi mi? Ettirdi. Siz ne kural koyuyorsunuz? Yani Sağlık Bakanlığı'nın ya da Bilim Kurulu'nun vatandaşlarımıza koymuş olduğu kurallar ne? Bu kuralların hiçbirisine uymuyorsanız bu doğru bir tavır değildir. Yazıktır, günahtır. Buna sizin bir eleştiri yapmanız lazım. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman biz sadece bir kadınlar toplantımızdan dolayı en çok eleştiriyi biz yaptık. Yani biraz elinizi vicdanınıza koyun. Bu sorumsuzluklara da evet kardeşim bu doğru değil deyin. Tamam. Efendim her şeyi doğru yapıyoruz derseniz işte bu meselenin üstesinde gelemezsiniz. Bu sorunlar yaşanır. Bu sorunlardan dolayı bunun faturasını da hepimiz ödüyoruz. Hayır bak ben esnaf soruyu ödüyoruz. Sordum. Dedim ki tamamen bu haritanın kırmızıya dönmesi AK Parti kongrelerinden mi kaynaklanıyor? Elbette tabii ki değil. Ama bu ana tamam. Faktör olarak. Yok katılıyorum. Şimdi... Bak, ben bir şey söyleyeceğim. Kongrelerde milletin o biz geçen gün bir video izledik. Gençlerin böyle güle oynaya maskesiz otobüs AK Parti kongresinden bahsetti. Güle oynaya maskesiz. Tamamında öyle canım. Tedbir tamamında. Almadan bakın tedbir almadan söylüyorum. Yani madem elini vicdanına koy diyorsun eleştiriyorum ben. Bu kongrelerde insanların bu kadar üst üste olması doğru değildi bana göre. Bak çifte bak, standart bak, hadi bey. Çifte standart bir şey söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi baroların seçimi olacak. Tamam söyleyeceğim bir şey söyleyeyim ufak devam tefek, et. Şey odaların derneklerin seçimleri olacak. Bakın yapılan bütün kongreleri eleştirdim ben. Bunu kendi yayınlarımda ya da söyledim. Çok ağır bir fatura kendi şimdi. Kendi yayınlarımda da söyledim, burada da söylüyorum. Yani evet. O kongrelerde sadece delegeler yapılabilirdi, seyirci alınmayabilirdi. Ama ben bir çifte standarttan bahsettiğim zaman şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Söyle. Bakın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Kadıköy'de kadınlar eylem yaptı. Bir tek kişi hani elinizi vicdanınıza koyun dediğiniz zaman bir tek kişi de çıkıp da demedi ki siz ne yapıyorsunuz ya? Memlekette korona var. HDP Diyarbakır'da Nevruz kutlaması yaptı. Hadi bey bakın. Orada PKK'nın paçavralarıyla bakın, PKK'nın paçavralarıyla yapılan eylemlerde millet üst üste binmişti. Bir tek Kübra Hanım ben mi konuşacağım Hadi Bey mi konuşacağım? Karşılıklı konuşuyoruz. Ama ya bakın. Bu bir tartışma programı. Şimdi her şeye bir gerekçe ararsanız Hadi Bey siz bazen sorumsuzca davranabilirsiniz. Ben sorumsuzca davranabilirim. Vatandaş hani sorumsuzca davranabilir. Mesela zikretmiş olduğunuz o toplantılarda insanlar Bey, sorumsuzca davranabilir. Ama kural koyan sorumsuzca davranamaz. Evet. Olur mu böyle bir şey ya? Katılıyorum size. Bu. Ama her iki tarafa da bakın şey İskandinav yapalım. Ülkelerinde bir ülkenin başbakanı dava açıldı. Kuralsız davrandığı Hüseyin için doğum Bey, günü partisi kullandığı size için. Size katılıyorum. Mesela, ama o zaman bak Canan sürekli bir emsal göstererek işte dedim şundan şöyle oldu. Canan hiçbirisi olmasın. Kadın o da olmasın. O da olmasın. Orada bir kadın öldü orada. Yani eleştirin ama iki tarafı da eleştirin. Bakın bir bütün olarak ben başka bir şey söylüyorum. Ha, kadın öldü orada. Bir bütün olarak bir dakika, eleştiriyorum. Bir dakika, ama ben diyorum ki. Bir kadın öldü orada diyorsunuz. Bak ben diyorum ki. Hayır şey Kadıköy'de kadın kurultayı ilk zamanlarda yapıldığı evet, zaman o Canan Hanım tamam. Kadın kurultayı evet. Yaptı. Herkes öz eleştiri yaptı. Kadıköy'ün CHP'li bir üyesi koronadan hayatını kaybetti. Ama onunla mı ilişkili bilmiyoruz. Ya şimdi ondan ilişki açıklama yapıldı ya ben uydurdum. Tamam bey, bak, ben bilmiyorum onun için. Kötü şey emsal olarak tarif edilecekse biz bu meseleyi konuşamayız. Ben diyorum ki herkes kusur işleyebilir. Kusurun karşılığında da cezası var. Devlet kural koymuş. Demiş ki kardeşim mesafe bilmem işte atıyorum maske bütün bu kurallara uyacaksınız. Uymadığınız zaman ve bugün esnaflarımızın önemli kısmı o kadar ağır cezalarla karşı karşıya kaldı doğru. Ki. Bunları anlarım. Hiç kimse sorumsuzca davranmasın. Ama kural koyanlar sorumsuzca davranamaz onu söylemek istiyorum. Doğru söylüyorsun. Kim ceza kesecek şimdi? Mesela 81 ilin tamamında o otobüslere doldurup gelinen insanlara ilgili hangi polis ceza kesebilir? O başka bir sivil toplum örgütünün olsaydı kesilir miydi? Kesinlikle kesilirdi. Böyle bir çifte standart var mı? Olmaz Hadi olur Bey. Mu? El insaf edin nasıl çifte Hadi standart Bey'e olmaz soruyorum yani. Sizin eleştiriniz. Ben bilmiyorum. Ben böyle bir çifte standart görmedim de. Görmedim.
Şaka ya yapıyorsunuz ben orada ya, değildim yani. Efendim, nereden bugüne kadar olup bitenler, olup bitenlerin tamamına bakın. Bakın Trabzon'da kongrenin, Rize'de kongrenin olduğu gün, aynı gün ki Rize kongresinde gördünüz o kadar neydi meşhur bu Sayın Erdoğan'ın patentinde kendisine Lebalep dolu dediği kongrede, o gün Rize'de, Trabzon'da kaç tane esnafa ceza kesilmiştir? Bir bakın buna. Bu el insaf. Çünkü polisin gücü yetmez. O polis kardeşimiz haklı olarak götürüp herhangi bir AK Parti yöneticisine ceza kesme şansı var mı? Yani kısacası bu pandemiyle mücadele edebilmeniz için öncelikle koymuş olduğunuz kurala siz kendiniz uyacaksınız. Kendiniz uymadığınız zaman o şunu yaptı, bu bunu yaptı. Bakın, herkes kongre, yapabilir. Kongre, kural salon, koyanlar kuralsızlık yapamaz. Kongre salonlarındaki o kalabalığı ben de eleştirdim, eleştirmeye devam ediyorum. Bak, tekrar sadece o değil diyorum. Bak ya. Bütün Türkiye'de yapılan bütün kongrelerden bahsediyorum. Ben diyorum ki o kongreler seyircisiz yapılmalıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten telekonferansla katılıyordu. İnsanların bu kadar birbirlerini ezmesi, üst üste çıkması... Hayır, MHP'de yaptı yani. MHP'de yaptı. Gerçekten bu kurallara uygun hale getirdi yani. Sonra da onları da gerçekten takdir ettik. Evet yani. Şimdi demek ki yapılabiliyormuş yani. Yaşandı. Bakın, tekrar söylüyorum. Ben bu tarafı eleştiriyorum. Ben diyorum ki hepsini eleştirelim. Tekrar söylüyorum. Ya arkadaş, ben bir bütün olarak değerlendiriyorum diyorum ki bakın. Bir bütün olarak değerlendiriyorsan... Bir bütün olarak eğer kusur varsa bu kusurların tamamı mutlaka cezalandırılmalı. Peki. Ama kural koyanlar, yönetenler asla kusur işleyemezler. Peki nokta. Hadi Bey bitirsin, Şenol Hanım'a döneceğim çünkü bitirdiyseniz. Tamam, katılıyorum ben. Yani o kongrelerin o şekilde Peki üstü... yani bu tablonun bu kadar ağırlaşmasında sorunumuz kimdi? Tabii sadece kongreden dolayı değil bu tablonun böyle olması. Bakın bu akşam ben bir restoran sahibiyle konuşarak geldim buraya. Dedim, bana bir anlatır mısınız? Yani sizin durumunuz kötü. Kapanmaya ne diyorsunuz? %50 çalışma. Şimdi bakın hiç dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir hükümet vatandaşının yememesi, içmemesi için, aç kalması için ya da işte kazanmaması için bir şeyin içerisine girmez. Burada alınan kararlar öncelikle bizim sağlığımız için. Bakın bugün 32 bin vaka var. Bu ne zaman 30 bini gördük hatırlayın. İlk dönemde bütün vakalar verilmiyordu. Sonra hepsi verilmeye başlayınca 30 bin vakayla karşılaştık. Bugün kaç kişi ölmüş? 25 mi? 30 kişi ölmüş. Her gün fazla 154. Tamam. Bugün bak ben bugünkü rakamlara bakmadım. Her gün bu kadar insanımız ölüyor. Yani bu insanların ölmemesi için fedakarlık dediğimiz zaman esnafı da, çiftçisi de, köylüsü de, memuru da, işçisi de sadece bu insanların ölmemesi için evet fedakarlık yapmalı. Destek yeterli mi? Türkiye'nin şartlarına göre yeterli değil. Bugüne kadar 560 milyarlık bir yardım yapılmış. Tümüyle hepsi. Ama netice itibariyle bir taraftan da devletin önlem alması lazım. Şu haritaya baktığımızda biz buna çok dikkat etmemişiz. Yani Uşak'taki o nazar boncuğu gibi görülen o mavi gitmiş, yerine başka bir renk gelmiş. İstanbul turuncuydu, gitmiş. Bakın Ankara hakeza. Güneydoğu'da sadece Şırnak mavi kalmış, nazar boncuğu. Bizim insanlarımız da bunlara dikkat etmemiş. Evet, kongrenin etkisi var, şuyu var, buyu var, hepsi var. Ama fotoğraflara baktığımızda, düğünlere baktığımızda, eğlence mekanlarına baktığımızda, kapalı olmasına rağmen özel mülk kiralayıp bir arada oturup eğlence sektörü oluşturanlara baktığımızda bu haritanın bugün bu kırmızıya dönmesinin sebebi yine birçok vurdum duymaz davranan birçok bizim kendi insanımız. Peki. Bu insanlarımız öldüğü zaman bunun olmaması lazım. Hükümetin almış olduğu karar bu esnaf daha zor duruma düşsün, daha kötü olsun diye değil. Yani tedbir alıyor. Önümüzdeki süreçte de Ramazan ayında da mesela bu esnafın dükkanının kapalı olması çok büyük sıkıntı.
Ama o demek ki başka çare kalmadı. O nasıl karşılanır bu arada? Ramazan'da, yani Ramazan'a kadar açık olup Ramazan'da tüm restoranların kapanması. Şöyle Kübra Hanım. Hizmet sektöründe 5 milyon insan çalışıyor. Şöyle, çok zor durumda. 5 şöyle, milyon. Bu soruya bir cevap vereyim. Ramazan'da genellikle şöyle oluyor. Gündüzlere çok iş olmuyor. Ama tutan bölgeler var, tutmayanlar var acaba. O oruçla orada ilgili değil. Ya? Ramazan'la, Ramazan'da yani oruç tutmayla ilgili değil. Yani. Akşam saatinden sahura kadar insanlar kafelerde, restoranlarda zaman geçiriyor. O sırada çok geçiriyor. Büyük yoğunluk tabii, tabii oluyor akşam. Sahura kadar yani bunu biliyor Gürsel Bey. Yani sahura kadar oturduğu zaman işte çok sıkışık ortamlarda oturuyorlar. Bazen sabahlıyor böyle. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için yaptılar. Mesela yarın büyük bir ihtimalle genelge yayınlanacak. Teravih namazları da yine geçen seneki gibi kılınmayacak. Kılınmayacak muhtemelen öyle. Peki Şenol Hanım ne dersiniz? Bu neden bu kadar renk haritası kırmızıya döndü? Ülke olarak sınıfta kaldık. Burada sorumluluk kimde? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet tabii ilk başta sorumluluk bu ülkeyi devleti yönetenlerde, yani kuralsız, kanunsuz, ilkesiz hareket eden yöneticilerde. Evet sadece kırmızı olması bu kongrelerle mi alakalı? Hayır, mutlaka öyle değil ama bu insanları rahatlatan görüntüler bunlar. Yani insanların meseleyi ciddiye almamasına sebebiyet de veren bir yapı. Şimdi en son büyük kongresine ben de partim adına görevli olarak gittiğim için söylüyorum. Trafik kilitlenmişti. Yüzlerce öyle genç orada değişik illerden gelmiş, 81 ilden otobüslere bindirilmiş insanlar ki bunların belki yarısından çoğu o salona giremedi. Ama dışarıda Sayın Erdoğan onlara da hitap etti. Bir de o hava karlı, bir de kar da yağıyordu. Temizlenmiştir hava dendi dedi. İçeride maskesiz devamlı slogan atan, hatta Sayın Erdoğan'ın konuşmasının bitimini bile beklemeden, hiç durmadan slogan atan gençlerin yapısı dikkatimi çekti. Şimdi ben şunu soruyorum, yani uzun süredir illerdeki kongreler devam etti bu şekilde. Yani delegelerin dışında da kişilerin katıldığı. Bunu en son büyük kongreleri kime karşı bu gövde gösterisiydi? Buna Sayın İktidar Partisi'nin ve başkanının ihtiyacı var mıydı? Halbuki örnek olması gerekmiyor muydu? Eğer bu ülkeyi yönetenler örnek olmadığı takdirde vatandaşta da bir rahatlama oluyor. Şimdi biz bir ay önce 25 ilde kırmızılık görülürken ki bunların içinde İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler yoktu. Bugün baktığımızda, bir ay sonra baktığımızda 58 ilimiz, yani %80 vatandaşımızın yaşadığı bu illerimizde artışın çok olduğu ve yüksek risk gösterdiğini görüyoruz. Şimdi alınan kararlara, bugün açıklanan kararlara baktığımızda ise ben yeterli görmüyorum. Şimdi kademeli bir mesai uygulamasını hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında yapmamız gerekiyordur. Çünkü insanlarımız genellikle toplu taşım araçlarını kullanıyor. Bu yani kongrelerin dışında da, bir araya gelişlerin dışında da hem dolmuşlara, hem otobüslere, hem metroya tıklım tıklım dolaşan insanların, bir de virüsün mutant geçirdiği göz önüne alındığında ve mutantlı virüsün ülkemizde hızla yayıldığı göz önüne alındığında, emin olun bu kırmızılığın daha da yüksek riskli bölgeler haline geleceği, bir şey yani 100 bindeki miyim, kişi sayısının artacağı ortada. Buyurun. Şimdi bu metro, otobüs tıklım tıklım diyorsunuz ya, ama bir yandan da işte vatandaşımız geçim derdinde diyoruz.
Bu konuda ne yapılabilirdi? Evet. Çünkü yani metro ve otobüslerin dolu olması biraz kaçınılmaz. Vatandaş bir yandan da işine gitmeye, ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Sefer burada sizin iktidarda olsaydınız farklı ne yapardınız? Örnek ülkeler var. Evinizde durun, yatın. Bakın, kademeli bir mesai sistemini uygulayabilirdik dedim. Yani kademeli bir mesai sistemi uygulanmalıydı. Uygulanıyor zaten. İkincisi, uygulanıyordu da vazgeçildi. Bakın, yok, vazgeçildi. Şu anda yok ve bugünkü alınan kararlarda o yok. Şenol Hanım, siz AK Parti Şenol Hanım, siz AK Parti'nin kongresine gittiniz mi? Gitmiş. Evet. Oradaydım. Partimin görevlisi olarak gittim. Ben, evet, oradaydım. Ben davet edildim. Pandemiden dolayı korktum, gidemedim. Yani siz gitmişsiniz. Bravo mu diyeceksiniz? Evet, bize özel bir yer ayrılmış. Çok fazla da kalmadık. Adi Bey, görevli olduğum için gittim. Parti adına gittim. Adam, sen nasıl gitmezsin ya? Her konuda böyle sorumlu davransan var ya. Hayır, hem şunun için, yani suçlamak için söylemiyorum. Bak, hayranlıkla sordu. Yok, hayranlıkla sordu. Şenol Hanım, kendisi cesaret edememiş. Suçlamak için söylemiyorum. Hem şikayet ediyorsunuz hem de oradasınız. Ama görevli parti görevli. Allah yani... Allah. Ben parti görevlendirince gideriz. Siz demek ki canınız kıymetli. Ne diyeyim ben? Eyvah. O da ayrı bir şey. Gecenin itirafı salonu gözlerimle görme şeyine eriştim. Şimdi bakın. Aslında Kübra Hanım Ramazan'da, keşke Ramazan'ı da içine alan bir 3 haftalık bir kapanma ülke genelinde olabilse. 3 haftalık tam ama kapanma. Tabii ki bu ekonomi 3 haftalık tam kapanma olabilse. Çünkü her geçen gün kötüye giden bir vaka artışıyla ve ölüm sayılarının artarak gittiği bir süreç yaşıyoruz ve artıyor bu. 3 hafta ama tabii ki bu 3 haftalık süreçte de ekonomik olarak desteklerin vatandaşımıza verilebilmesi. Bugün evet hafta sonları açılmayacak. İşte saat 7'ye kadar hafta içi yine şey yapan, yani esnaf, lokantacı, kafeler Ramazan'a falan kadar açıkır. Çalışmasına Ramazan'a kadar. Ramazan ayın 13'ü. Yani 13'üne kadar fazla bir şey de kalmadı. Ondan sonra da zaten sadece paket şey olacak. Tam 2 hafta var bu arada. 9 Mart'a girdik artık. 2 hafta var. Şimdi keşke biz o ekonomik, hani uçuyorduk ya ekonomide, keşke yardımcı olabilseydi devletimiz. Şimdi işte çalışanlara, özellikle lokanta ve kafelerde çalışanlara 2 ay boyunca, biliyorsunuz kısmi çalışma ödeneği de bitiyor bu ayın sonunda. Böyle olunca sadece ücretsiz izne tabi olacak. İnsanlar günlük 47 lirayla geçinmeye çalışacak. Bunun da zaten insanların geçimlerini sürdürebilmesi de çok zor. Bunu da hepsi alacak mı, alamayacak mı, o da belli değil. Ve kapanmadan bundan sonra dolayı kısa dönem çalışma desteğinin devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani düşünüyorsunuz. Keşke destek, yani o ekonomik dileyelim şartlarda olabilseydik. Şunu söylemek istiyorum. Sayın Özışık, Sayın Tosun, bizim o 5 müteahhide vermiş olduğumuz vergi muafiyetini mesela Cengiz İnşaat'a bugüne kadar 30 kere vergi muafiyeti vermişiz. İsim almayalım, 36 kere vergi muafiyeti tanımışız. Ama bunlar belli. Kalyon'a 19 vergi muafiyeti tanımışız gibi bir sürü bir şeyde kalemde 9,5 milyarın silindiği bir ülkede kendi vatandaşlarına destek mahiyetinde verilebilecek, ki bizim de çok önerimiz oldu bu konuda başından beri. Keşke başından yapılabilseydi. Peki. Gelelim aşılanma işine. Başından beri dedik ki daha çok aşıların ilk önce toplu şekilde çalışan işçi kesimine ve daha çok toplu taşıma kullanan
kişilere öncelik tanınmasının çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Yine öğretmenlere bir an önce aşıların yapılmasının bu eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte önem taşıdığını ifade etmiştik. Hem aşıların bugüne kadar söylenen işte şu gün gelecek, bugün gelecek, şu ay şu kadar gelecek denilen aşıların denilen tarihte gelmediğini, şimdi de işte Haziran'ın sonuna kadar aşıların Türkiye'ye geleceğini ve işte vatandaşlarımızın aşılanacağı söylense de halen bir belirsizlik yaşadığımızı da görmekteyiz. Şimdi eğitim konusu çok önemli Kübra Hanım. Eğitimde okullarımız açıldı. Evet, iki gün. Okullarımız en son kapanacak yerler olmalı. Ama altyapıları, servis işlemleri, biraz da devletin desteğiyle çocukların toplu taşıma araçlarından daha ziyade servislerle gelip gideceği bir yapıyı keşke oluşturabilseydik bugüne kadar. Çünkü uzaktan eğitimindeki öğretim kayıplarını bu öğrencilerimizin telafi edebilmesinin yolu bir şekilde bu telafi eğitimleri ve destek kurslarıyla mümkün. Peki. Bunların bir program dahilinde olmadığını ve günübirlik alınan kararlarla hatta bilim kurulunun da dışına çıkarak evet işte Türkiye'nin ekonomik şartları değerlendirerek işte en baştaki Sayın Erdoğan'ın en son vereceği karara göre olduğu için bakanlıkların burada bir inisiyatif alması, işte Sağlık Bakanı'nın bu toplantılardaki bu kalabalıklara söz söyleyememesinin nedeni de bu içinde yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemin Türkiye'yi getirdiği noktadır. Peki, çok teşekkürler. Eğer ortak akılda buluşulabilseydi daha farklı olabilirdi. Peki, çok çok teşekkürler. Şimdi Resul Bey'le Hadi Bey'e bir ricam var. Çok tamam, ben de Canan Kaptancıoğlu'ndasın. Vergi, hayır, konuşma sırası sizin, onun için söylüyorum. Şu anda biliyorsunuz planlama oldu. Vergi planlaması ve her ay sonu insanlar, esnaflar bu yapılandırmadan dolayı vergilerini ödeyecek. Takdir edersiniz ki şu anda millet can derdinde. En azından bir 3 ay 4 ay ötelenmesi lazım. Aksi takdirde ödemediği zaman o yapılanmada evet, yanıyor. Ya o çağrı siz yaparsanız. Çünkü bizim çağrılarımıza kulak vermiyorlar. Peki. Yani. Hadi Bey, az önceki iddianızla ilgili bir yanıt var. Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz'ın mesajı. Kübra Hanım, Türkiye'de COVID'e bağlı ilk ölüm 11 Mart tarihinde görülmüş olup İstanbul Kadın Kongresi'nin yapıldığı 15 Mart pandemiye dair yaptırım kararlarının henüz alınmadığı bir dönemde yasal engel olmamasına rağmen hassasiyet gösterilerek lebalep değil sadece delegelerle yapılmıştır. Hadi Bey'in ifade ettiği kongre sonrası bir kadının COVID'den öldüğü söylemi iddiadan öte iftiradır. Çünkü ölen Ayşe Kaya isimli vatandaş kadın delegesi olmadığı için kongreye hiç katılmamış. Ben birazdan onun cevabını vereceğim. Çıkaracağım ben o Yok haberi. Ben yani bu arada haberlere de baktım. Tamam, ben şimdi bakacağım. Bir şey daha söyleyeyim. Araya girmiyorum diye. Ya bütün buna rağmen de bir öz eleştiri yapılmıştır. Yani 15 Mart 2020 tarihinde yapılan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ne Ayşe Kaya'nın katılmadığı açıklandı. Buyurun Resul Bey, siz yine bakarsınız. Ben cevap hakkı doğduğu için okudum. O habere bakacağım ama öncesinde Şenol Hanım burada bazı isimler zikretti ya. Ben şu fotoğrafı göstereyim, çok özür dilerim. O fotoğrafı göremeyiz ki Hadi abi. Çok zor zoomlaması, çok küçük. Mesela bu eleştirdikleri isimler, vergi muafiyetinden, çeteler bilmem ne dediği isimleri kendi belediye başkanları iki gün önce Halkalı metrosu ihalesinde karşısına oturttu. Beraber alkışladılar o şeyde İstanbul'da. Neresi? Belediye. Kimdir yani, nedir ya? Neresiniz sana? Belediye başkanımız Kemal evet, Kılıçdaroğlu'nda katıldığı bir toplantıda Halkalı metrosuyla ilgili bu iki firmanın da ismini söylediği firmanın da temsilcileri oradaydı. Onlar yapıyorlar. O öbür tarafta iktidarın verdiği ihaleden aldıklarında çete oluyorlar. Sizin ihalelerinizi aldıklarında
Kemal Bey'in karşısında İmamoğlu'nun... Bunlar eski ihaleler olabilir mi yani bilmiyorum. Efendim? Tabii ben onu bir yarın araştıracağım. Ona yani göre konuşalım. Bir çok şey iptal ettiğim yani söz hakkı doğmaması konusunda uyaracağım. Buyurun Resul Bey. Evet. Tamam başlayabilir miyim? Yani Beşli Çete'nin ihaleleri mi demek istiyorsun? Başlayabilir miyim? Rica ederim, özür diliyorum. Şimdi, hayır, bu çağrı yaparsanız bir binlerce hesap... Ben gerek Gürsel Bey'in gerek Şenol Hanım'ın kongrelerle ilgili eleştirilerine hiçbir şey söylemiyorum. Evet, o kongreler delegelerle keşke yapılsaydı, böyle kalabalık olmasaydı. Ben de davet edildiğim halde bir kişi eksik olsun diye büyük kongreye gitmedim. Ama ondan önce bazı kongrelere katıldım. Her ikinizi de kutluyorum o zaman. Bazı kongrelere katıldım. Şenol Hanım'ın günahı ne? Maske, görevli gitmiş, ne yapsın ya? Maske, mesafe, temizlik, bazı kongrelerde benim katıldığım, bunu yakinen gördüm. Ben çok dikkat ettim. Hele Anadolu'da bazı vilayetlerde, başta benim vilayetim Tokat'taki kongrede hem HES kodun şey yapıldığı, hem sadece delegelerin alındığı, evet bazı illerde işte Rize gibi büyük kongrede ki o kalabalığı tasvip etmemiz mümkün değil. Yani hem bir taraftan tedbir alacağız hem öyle omuz omuza insanları bir araya getireceğiz. Ancak burada yani Hadi Bey'in itirazına ben de katılıyorum. Tamam, bence o başarılı kongrelere o kalabalıklar gölge düşürdü. Keşke öyle olmasaydı. Sadece delegeyle yapılsaydı. Ancak bu kongreleri eleştiren arkadaşların aynı şekilde HDP... Nevruz topla orada yüz binleri Nevruz'a oraya toplayıp da bir arada bulundurduğunda ona da bir şeyler söylemesi gerekirdi. Bugün bırakın şimdi geçmişteki, bugün Gürsel Bey CHP kadın kolları İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Ankara'da bir toplantı yaptı. Bugünkü fotoğrafa bir bakın Allah aşkına. Hepsi dip dibe, omuz omuza, ortada da Özgür Bey duruyor. Yani bunu da söyleyin. Tamam. Yeni bir şey mi bu? Yeni bugünkü fotoğrafa bakın. Kadın kollarının İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı toplantıda verilen fotoğraf. Öyle lebalep bir kalabalık değildi. Ben tam... Ya lebalep değil. Yanlıştır. Evet, mesafe yanlıştır. Var mı? Hiç sorun değil. Hepsi dip dibe. Yanlış. Ha bu da yanlış. Bunu yanlış. Da işte... Dip dibe. Bir gösterelim bari. Dip dibe. Artı yanlışları yarıştırarak meseleyi çözemeyiz. Bakınız ben katılıyorum. Bak Kemal Bey'in kalabalık. O kalabalık maske yanlış. Maske var ama herkeste yanlış görmüyorsan. Şey. Herkes tamam. Hayır herkes var. Girsin baksın bugün birçoğu da görmüştür gazetelerden, internetten. Yani öyle mesafe falan yok. AK Parti kongresinde nasıl tribünlerde dip dibe ise bugünkü CHP'li kadınlar da dip dibe. Onu da eleştirelim bakınız. Tamam onu eleştiriyoruz mu? Artı İstanbul bugün Türkiye'nin en büyük şehri. Dünyanın en büyük metropollerinden birisi. Ya İstanbul'da hiç metroya bindiniz mi? Hiç toplu taşıma aracına bindiniz mi? Ben bindim bakınız. Bindim. Metroya bindim. O gün ben koronaya kapılmadıysam daha hiç kapılmam diye akşam eve gelince yıkadım veya evlerim vesaire. Şimdi bak burada sorumlu kim? Hükümet mi? Yani burada gelin siz İstanbul Büyükşehir'ine deyin ki arkadaş bu kalabalık ne? Çözüm ne? Çözüm kolay. Yani dakika başı çıkar bir tane şey. Ben Avrupa'da da bulundum. Paris'te dakika sürmüyordu. Birisi geliyor öteki gidiyordu ki herkes şeye, mesafeye dikkat edebilirdi. Tamam, kongredeki kalabalığı eleştirelim ama CHP'nin kadınlarındaki o mesafeyi de eleştirelim. Bugün İstanbul'daki toplu taşımadaki, İstanbul'da, Ankara'da, burada da sorumlu AK Parti burada büyük bir hassasiyetle davranıyor arkadaşlarımız. Tabii ki takdir edersiniz ki 20 milyonluk bir şeyin... Güzel Bey, araya girmezsen milyon... çok iyi olacak, takdir ediyorum tabii. Oradaki evet. Sorumlu AK Parti'dir, doğru. Ama İstanbul'daki toplu taşımadaki sorumlu da CHP'dir. Bunu da bilelim, onu da eleştirelim. Şimdi geçelim. Yani biz bu pandemi döneminde hükümet bu süreci nasıl yönetti? Başarısız mı oldu, başarılı mı oldu? Bir defa pandemi başladığında CHP dahil bütün muhalefet Sağlık Bakanlığı tebrik ederek, kurulan bilim kurulunu tebrik ederek, hükümetin bu işi gayet iyi götürdüğünü söyleyerek işe başladılar. Doğru. Ha baktılar ki
ya bu AK Parti'nin lehine gelişiyor. Ondan sonra yapma, yok maske dağıtamadı. Yok ya. Ya ayıp ya. Bakanlığı ayıp ve ya. Bilim güzel, kurulunu Sayın Erdoğan Mürsel Bey, Mürsel Bey biraz sabret güzel kardeşim. Ama yani şimdi bu bak, bu R'ye dönüşüyor da Cumhuriyet Halk Partisi kıskandı siz, gibi tarif ediyorsunuz. Siz, böyle bir şey yok siz yani. Siz benim partimi, iktidarımı, genel başkanımı eleştirdiniz ama sıramı bekliyorum ki sakin sakin cevap vereyim. Araya tabii girmeyin ki lütfen. Cevap verirsiniz, not alınız. Şimdi hemen peşinden 250 milyon maske dağıtmış olan şeyi bazı aksaklıklardan dolayı 5 tane maske dağıtamıyor diye eleştiriye başladılar. AK Parti, affedersiniz, Türkiye sağlık konusunda parti olarak söylemiyorum, devlet olarak söylüyorum. Bunu CHP de yapsaydı takdir ederdim, başkası da yapsa takdir ederdim. Sağlık konusunda pandemi sürecinde Türkiye dünyanın en başarılı ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Daha önceden bir defa sağlıkta yaptığı devrim niteliğindeki efendim icraatlarla kurduğu hastaneler vesaire, biraz önce sağlık personelini, ambulans sayısını vesairesini saydım. Bakınız sadece bu dönemde genel maliyet, o nakit olarak 60 milyara yakın nakit olarak ödeme yapıldı. 530 milyar liradır 2020'nin 31 Aralık'ına kadar devletin, koronanın devlete maliyeti. Bu sadece bu aksaklıkların sebebi efendim Sayın Şenol Hanım Cumhurbaşkanlığı sistemidir diyor. Tam tersi, Cumhurbaşkanlığı sisteminin seri karar alması sayesinde bu süreç başarıyla yönetilmiş. Sadece İstanbul'daki iki, Anadolu ve Avrupa yakasında biner yataklı iki tane pandemi hastanesi devreye sokulmuş. Aşı da, ya bugün aşı da biz başlangıçta söyledim. Avrupa'da ikinciyiz, 15 milyon aşı yapmışız ve Mayıs ayında da 100 milyona çıkacağı söyleniyor. Aşının gelip gelmemesi tabii ki Sağlık Bakanı'nın elinde değil. Sağlık Bakanlığı anlaşıyor ediyor, oradan gelmeyince gecikiyor. Yani bunun da faturasını hükümete çıkarıyorlar ama doğrudur. İdarede yönetim var, sorumlusu yönetimdir o. Yani sorumluluk bağlamında katılırım. Şimdi alınan tedbirlerin tamamının bilim kurulunun tavsiyesiyle alındığını ve dünyaya örnek olacak şekilde dünyanın 90 ülkesinden 100 bine yakın vatandaşımızı tahliye ettik ve bir kuruş para almadık. Bakınız bu Hollywood filmlerine senaryo olacak çalışmalar vardı. Bir hastanın kısa botunu aktaracağım size. Resul Kurban adında bir benim adaşım, bir hasta diyor ki Kasım 14 da Covid-19'da testim pozitif çıktı. Çok ağır geçirdim. 3 defa acile gittim. 1 defa ambulans çağırdım, hemen geldi. 6 gün hastanede yattım. 4 defa MR çekildim. 4 defa tam kan tahlili yapıldı. 2 defa sürüntü verdim. 1 kuruş ödemedim. Bu hizmeti ayakta alkışlanır arkadaşım. Yani bu hizmetleri şey yap. Ha bugünkü tablo bu kadar attı, 30 binin üzerine çıktı. Ya tamam da burada acaba hükümetin aldığı tedbirlerin yetersizliğinden mi kaynaklanıyor bu? Yoksa başka sorumlularda mı var mı? Var mı? Hani derler ya, hırsız eve girmiş de gelmişler ev sahibine, ya niye şu tedbiri almadın? Niye bu tedbiri almadın? Ya dönüp demiş ki tamam da hırsızın hiç mi suçu yok? Ya şu anda bakınız bugün şeyler, uzmanlar konuşuyor. Ne yaparsan yap, şimdi mutasyondan bahsediyorlar. Mutasyon geçirmiş virüs, 2 defa aşı olmuş insana bile bulaşabiliyor. Ha bu şeyde, bağlamda yapılması gereken şu. Siyaseti bir kenara bırakacağız. Yani AK Parti, CHP, İYİ Parti. Bugün sağlık, devlet sağlık alanında bize bir takım tedbirleri öneriyor mu? Hep birlikte bu tedbirlere riayet etmeye çalışacağız. Eğer hükümetin bir kusuru eksiği varsa da evet, bunu siyaset partileri, muhalefet partilerinin dile getirmesi kadar normal bir şey yoktur. Resul Bey bu arada Pınar Hanım, Pınar Gür izleyicilerimizden bir yorum. Virüsün yayılma nedeni toplu taşıma olsaydı geçen aylarda sayılar hızla düşmezdi. Artışın nedeni kongrelerdir. Hala aşı yetersiz.
Burada halkın sağlığı söz konusu demiş. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Yani toplu taşıma değil kongrelermiş, öyle mi? Metroya, otobüslere millet mecburi biniyor. AK Parti kongrelerinde kalabalıklar mecburi mi tutuldu diye bir tepki gösteriyor. Vatandaşta böyle kongreler konusunda bir tepki var mı sizce? Yani AK Parti seçmeni sizce nasıl algılıyor? Hayır, yani Parti, sadece AK çok Parti kısa şunu merak ediyorum. AK Parti seçmeni şöyle mi düşünüyor? Bizim iktidarımız çok güzel yönetti bu süreci. Zaten pandemi bütün dünyada var. Çok başarılı yönetildi bu süreç mi diyor? Yoksa ya bu kongreler vesaire bunlar yanlış oldu. Ben AK Parti seçmeninin de bu kalabalıkları onayladığı kanaatinde değilim. Ben onaylamıyorum. Ben onaylamıyorum. Yani taban da onaylamaz bunu. Ama şu var, yani bir siyasi heyecan var. Gidenler gidiyor. Yani sadece içeri değil dışarıda da bir yığın kalabalık var. Yani ben söylediğim gibi bu kalabalıklar AK Parti kongresine gölge düşüren kalabalıklar olmuştur. Peki. Bunu hiç kimse tasvip etmez ama yani... Bu kongrelerden sonra bulaş artmış değil. Ya kongrelerden önce de vardı. Ya ben kongredeki şeyi savunmuyorum. Çok ama toplu taşımada bulaşmıyordu, ötekinde bulaşıyor. Bu tıpkı birilerinin işte kongrede bulaşmıyor da şeyde bulaşıyor gibi partilerde vesaire. Yani burada yapılması gereken bu işi siyasi argümanlarla gündeme getirmek değil. Bu hepimizin. Bu virüs CHP'li, AK Partili, İYİ Partili ayırt etmiyor. Evet. Hep birlikte hükümetin koyduğu, bilim adamlarının koyduğu, verilen tavsiyelere riayet etmemiz gerekiyor. Biz de onu diyoruz. Yanlışı da, bu arada ben yanlışı da, yanlışı da, biz de tam doğru diyoruz. Yani yanlışı da, Hürsel Bey, yanlışı da, bakınız, yanlışı da savunmadık, savunmamalıyız. AK Parti seçmeninin de bunu savunduğu kanaatinde değilim. Ama olmuştur, gelmiş geçmiştir. Zamanımız çok daraldı. Şu son başlığa geçeceğim. Sadece bu bugün Habertürk'te akşam ana haberde bir uzmanın yorumu bana çok mantıklı geldi. Şimdi haritalara baktığımız zaman kimi iller sarıydı, turuncuydu, her yer kırmızı değildi. Bu şehirler arası seyahati yasaklasaydık belki böyle her yer kırmızıya dönmeyebilirdi dedi. Ben de çok mantıklı. Ya bunun için yapılması gereken bugün dünyanın birçok ülkelerinde bu uygulamalara baktığımızda şu, örneğin Kanada. Diyorduk ki kardeşim evinizde oturun, bütün dertlerinizi ben kendime dert edineceğim. İnsanlar da oturdu ve kısa süre içerisinde önlem aldınız. Ama 90 milyon ülke, yani biz aynı zamanda 84 üzerine hesaplıyoruz. Bakın bir AK Partili, ben de gittim, ben de onaylamıyorum kalabalığı diye. Elbette ya, aklın yolu birdir. Ya Resul Bey biraz önce belki işte sağlık çalışanları, bilim kurulları, hastaneler, o konuda hiç tereddüt yok. Baştan itibaren yani Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere bu konudaki başta alınan önlemlerle ilgili her türlü desteği verdik. Ama bütün bu sorunu sabote eden iktidarın kendisi olduğu için bunu eleştiriyoruz. Peki. Ya bugün bu Ramazan ayı bir vesile olarak şöyle kullanılabilir. Devlet elini taşın altına koyacak. Diyecek ki arkadaş bütün sorunlarınızı 45 günlük ya neyse 3 hafta 21 günlük sorunlarınızı ben üstleneceğim. Kiranızı, derdinizi, verginizi 21 günde ben inanıyorum ki önemli bir sonuç elde edilir. İnşallah. Söylediklerinizi onlar da duyuyordu. O teklifle de gidiyordu. Başlık değiştireceğim son yarım saate. Önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi az önceki konuyla ilgili ben özür dileme erdemini göstereceğim. Yanılmış olabilirsin ama yanılgını devam ettirme şeyi huyu olmaması lazım. O Ayşe Kaya'nın... CHP'nin Canan Kaftancıoğlu'nun kadınlar kurultayına katıldığına yönelik, o yüzden öldüğüne yönelik bir fikir beyan ettim. Orada açıklama geldi. O dönemdeki tartışmalar bu yönde olmuş ama sonradan da açıklama yapılmış. Ben tabii epey üzerinde geçtiği için, yanlış bilgi verdiğim için Ayşe Kaya'nın o kurultaya katıldığını... na yönelik yanlış bilgi verdiğim için özür dilerim. Bu etik duruşumuzdan dolayı biz de kaldı ki teşekkür o dönem ederiz. Hiçbir kural yoktu, yasak yoktu. Ona rağmen yok, tepki bir vardı, öz eleştiri da yapılmıştı. Tepkiler yani. Vardı, çok tepki oluştu ama peki, o yanlış tamam. Bilgi öyle aklımda şimdi kalmış. Şimdi yaklaşık bir 20 dakikamız var tahmin ediyorum. Dolayısıyla 5'er dakika süre vereceğim ve bu Kürşat Ayvatoğlu olayını kısaca yorumlamanızı isteyeceğim. Ne olmuştu? Bugün sıcak haber.
Biliyorsunuz kokain içerken bir görüntü gelmişti. AK Parti Genel Merkez'de çalıştığına ilişkin bilgiler vardı. Hamza Dağ'ın önce özel kalemi olduğu iddia edildi ama Hamza Dağ kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil, büro çalışanı demişti. Bugün sıcak biz yayına gelmeden de bir son dakika vardı ve Ayvatoğlu'nun ev hapsine alınması kararlaştırıldı. Biraz süreci ve açıklamaları şöyle çok kısa bir hatırlatayım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu bu mesele ve dedi ki satıcılığı ile ilgili henüz bir bulgumuz yok. Dönem dönem kullanıyormuş, uyuşturucuyu kastediyor. Arkadaşlarının ifadelerine göre bu bir yerden satın almış ve temin etmiş. Bu ifade %100 doğru olmayabilir. Arkadaşları da pudra şekeri gibi kendilerini aklamak istiyor diyerek Süleyman Soylu da Ayvatoğlu'nun ilk ifadesindeki o pudra şekeri ifadesine bizzat kendisi tepki gösterdi. Birlikte kullandığı arkadaşlarıyla alacak verecek meseleleri var. Meselenin içerisine şantaj girince kamuoyuna veriliyor. Dört mesele var burada dedi Sayın Soylu. Bir, kullanıcılık var. İki, özendirme mi yapılıyor, buna bakılmalı. Üç, yoksa şantaj olarak mı piyasaya sürdüler bu görüntüleri? Dördüncüsü de bunu nasıl temin etti? Dördünden biri veya birkaçı hepsine bakılıyor dedi. Peki dedi ama bunun partiyle ne ilgisi var? Netice itibariyle partinin çalışanları var. Bu yapılanlarla karşılaştığımız zaman kendi kurumlarımızda da gereğini yerine getiriyoruz dedi. Hatırlatalım, Ayvatoğlu'nun partiyle ilişkisi bu görüntülerden sonra hemen kesildi. Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor. Buradan siyasal sonuç elde edebilir miyim deniliyor. Özellikle bazı milletvekilleri yapıyor bunu diyerek muhalefete yüklendi İçişleri Bakanı Soylu ve onlara acıyorum dedi. Bugün sadece bir partinin çalışanı üzerinden ve hiçbirimizin tahammül ve müsaade etmeyeceği, gereğini yapmaktan çekinmeyeceğimiz bir meseleyle ilgili tepiniyorlar ifadesini kullandı İçişleri Bakanı Soylu. Bunun üzerine CHP sözcüsü Faik Öztrak da konuştu. İçişleri Bakanı Soylu'nun bu meseleyi milletvekili olup da paylaşanlarla ilgili üzülüyorum sözlerine, İçişleri Bakanı'nın bu sözleri bir itiraf, içi gücü bırakmış milletvekillerini izletiyor, dinletiyor. Bugüne kadar FETÖ taktikleri dedikleri demek ki AK Parti taktiğiymiş. Bunu niye söyledi Faik Öztrak? Çünkü Süleyman Soylu'nun tam cümlesi şöyle, eksik okuduğum için anlaşılmayabilir. Şöyle diyor, bu meseleyi milletvekili olup paylaşanlarla ilgili üzülüyorum. En yakınlarında böyle bir şey çıkarsa ne diyeceğiz dedi. Bunun üzerine Faik Öztrak da milletvekillerini izlettiği iddiasını ortaya attı Süleyman Soylu'nun. Zannediyorum buna Süleyman Soylu'dan bir cevap tepki gelecektir. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? AK Parti Genel Merkezi'ndeki bir büro elemanı bu kadar kısa sürede bu kadar serveti nasıl elde edebildi diye sordu CHP sözcüsü Faik Öztrak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bugün bir televizyon programına katıldı ve bu konudaki soruları yanıtladı. Dedi ki yakın ekipte çalışan biri değil, Kastamonu Belediyesi'nde çalışan babası yok, Arge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Yani o fotoğrafı gösteriyorlardı, Ayvatoğlu'nun olduğu fotoğraf onun için devir teslim törenlerinde vardı diyor Hamza Dağ. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiyi alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat edeceğiz. Bu mevzudan haberdar olur olmaz sosyal medyadan değil direkt bize gelmiş olsaydı bu kişinin işine son verirdik. Bunda gram tereddüt etmezdik dedi AK Parti'nin yeni medya ve tanıtım başkanı Hamza Dağ. Şimdi burada tartışma aslında şu, özeti şu. AK Parti derhal gereğini yaptı. Partiye mal edilemez böyle bireysel bir yanlış tutum mu demeliyiz? Yani tek bir kötü örnek üzerinden tüm partiye, tüm AK Parti'ye mal edilmesi doğru değil mi diye düşünüyor konuklarımız. Yoksa AK Parti'ye dönük eleştirilerin haklılık payı var mı? Bu AK Parti siyasetiyle yani fatura edilebilir mi bunu? Ve siyaset üzerinden zenginleşme meselesi buradaki aslında etik tartışma konusu. Bu konuda ne düşünüyor konuklarımız? Yine Gürsel Tekin'den başlayayım, sırayla gidelim. Evet, tabii ki bu benzer meseleler Türkiye'de her gün yaşadığımız sorunlardır. Yani
bir siyasi partinin ARGE merkezinde siyasetçilere her gün hakaret eden, trollük yapan biri ise tabii ki bu partiyi bağlıyor. Bağlamaması mümkün değil. Şimdi ve siyasetçilerle fotoğraf falan, bunlar hepimizin başına gelen bir şeydir. Bu başka bir şey. Yani siyasetçilerle fotoğraf çektirdiği için de ya işte bakın bu kullanıyor evet, deniyordu. Olur ya, bu tartışma, doğru değil diyorsunuz. Bu tartışma meselesi yapılmaz. Bu bizim de işte sokağa çıkıyoruz, hiç tanımadığımız insan fotoğraf çektiriyor. Sorun şu, bir siyasi partinin ne yazık ki siyaset o kadar kirlendi ki özellikle bu sosyal medyayla beraber bu şahıslar, başta ben mesela, yani Hadi Bey de beni çok yakinen tanır. Hepimiz birbirimizi çok iyi biliriz. Sürekli sosyal medyada bizlerin mal varlıklarını sorgulayan insanlar ne yazık ki kadere bak bir gün mal varlığının hesabını verebilecek duruma geliyorsunuz. Bunu hiçbir siyasi partinin böylesi çakalların ona buna saldırmasına izin vermemesi lazım. Yani siyaseti bu kadar ucuz hale getirirsek sonuçta başınıza bu meseleler gelir. Bunu partiye bağlayamazsınız diyemezsiniz. Burada birincisi şu, geçmişine baktığımızda yani 4 yıl 5 yıl önce çok mütevazı işte bir altında bir Uno arabası varken bugün sadece 3 arabasının ekonomik değeri 4-5 milyarsa bunun servetinin hangi boyutta olduğunu siz takdir ediverin. Bu serveti nasıl edinmiştir? AKP genel merkezinde çalıştığı bir nüfus kullanarak mı bu serveti elde etmiştir? Bunların hepsinin araştırıp ve soruşturulması gereken bir meseledir. Bir bilgi yani verelim. Sadece bu sadece o işte kullandığı o şey uyuşturucudan dolayı değil. Tabii ki o zaten başlı başına bir suç unsuru. Nasıl temin etmiştir? Kimler tarafından temin ediliyor? Kimler kullanmıştır? AK Parti Genel Merkezi'nde de acaba bunu kullanmış mıdır? Bütün bunlar sağlıklı bir soruşturulduğunda bunun ne olduğunu bu göreceğiz. Bu serveti nasıl elde etti sorusu elbette çok önemli. Fakat şunu belirtelim, yani bilgi notu olarak söylüyorum bunu sadece. Bu görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia ediliyor. AK Parti'de işe başlama tarihinin de 2019 olduğu, bir yıldır orada olduğu iddiası var. Kendisi de bir mektup yazdı bu arada. Yani o görüntülerin üstünde herhangi bir tarih falan söz konusu değil. Yani bu AK Parti'ye girişini aslında daha fazla nüfus sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesiyle yani yaptım diyor. Davaya, ilginç de bir itirafnamesi var. Yani davaya bir şeyler katma yerine dava bana katsın diye girmiş. Evet. Anlatıyor zaten. Şimdi sorun şu, eğer bu süreç sağlıklı işleyecekse, soruşturma umut ederim ki sağlıklı işleyecektir. Bir, kimler var? Aynı ona benzer ARGE sisteminde çalışan, trolluk yapan kimler var? Bunlar ortaya çıksın. İki, bu temin çok kolay elde edilecek bir temin değildir. Bu mal temini nasıl yapılıyor? Bunun mutlaka soruşturulması lazım. Üçüncüsü, çok kısa süre içerisinde bu kadar yüksek oranda bir mal varlığı nasıl edinilmiştir? Bunların hepsini heyecanla bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların hepsini göreceğiz. Peki, Hadi Özışık. Bütün trollara da şunu söylemek istiyorum. Herkesin kulağına küpe olsun. Sakın ha sakın. Bakın mübarek güne önümüzdeki günlerde gireceğiz. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanlara iftira atmayın. Hani Çinlilerin çok güzel bir atasözü var. Diyor ki, avlayan mutlaka avlanır. Bir günde gelir böyle avlanırsınız. Birkaç tane avlanan daha var. Onları da başka bir programda anlatırım inşallah. Peki. Şimdi bu Kürşat Ayvatoğlu'nun bir kere şu anda evde hapis de cezalandırılması bana göre evde hapis değil, tedaviye gönderilmesi lazım. Kesinlikle. Çünkü bir uyuşturucu müptelası, zavallı bir çocuk, yani tedavi edilmesi gerekiyor. Bir kere onu söyleyeyim. İkincisi, Kürşat Ayvatoğlu Kastamonu'da neydi? Tahsin Babaş belediye başkanlığı döneminde belediye başkan adayı olduğu zaman, AK Parti belediye başkan adayı olduğu zaman
bu çocuğu yanına alıyor ve seçimlerde, seçim kampanyasında Photoshop'la grafikler falan hazır. Teknik bir eleman olarak alıyor. Hadi be, bunları bu arada siz bir gazeteci olarak araştırdınız mı? Yoksa böyle bir takım Twitter'da plotlar vardı, onlardan hareketle mi söylüyorsun? Araştırarak söylüyorum. Yani önce yanında teknik yani şey kampanyaya şeyle destek veren birisi olarak, grafiker olarak alınıyor yani. Sosyal medyası, grafik, evet. Şu bu. Şimdi sonrasında bu çocuk o belediye seçimlerinde işte çalışkanlığıyla vesaire dikkat çekince belediye başkanı bunu önce taşeron kadrosundan özel kalem müdürü yapıyor. Sonrasında da bu çocuğu alıp kültür genel müdürü yapıyor. Kültür genel müdür. Kültür başka bir isim var mı? Hatırlamıyorum. Yani. Şu anda memur mu yani 657'ye tabi? Şimdi bu çocuk orada kültürün başına geçince zaten belediyelerdeki birçok şey bu kültür aracılığıyla geçiyor. İhale ise bütün çalışmalar oradan geçer. Ve bu çocuğun tırnak içinde söylüyorum yükselişi oraya atandıktan sonra yapılıyor. MHP seçimi kazanınca MHP tarafından, MHP'li belediye başkanı tarafından işten atılıyor. İşte esas oradan sonra bizim bunu sorgulamamız gerekiyor. Güzel. Kastamonu küçük bir yer. Bu çocukla ilgili şimdiye kadar yapılan bütün yorumlar olumsuz. Yani tökezleyen bir arabası belediyeden var. Belediyeden işten mi atılmış Kastamonu'da? Hani Kastamonu'da ilk belediye yönetimi değişince tabii işine son vermiş. İşine yani son müdürlüğüne vermiş. Son yani vermiştir. Bu fırıldaklarından dolayı artık başka onu, kelime bulamıyorum o kullanacak. Bakın, öyle mi yoksa belediye şey değiştiği söyleyeyim. İçin? Bakın MHP ile AK Parti Cumhur İttifakı yani gelen belediye başkanı bir sorun görmeseydi bu çocuğu işten atmazdı. Yani Cumhur İttifakı var orta yerde. Birileri devreye girer derdi ki atma. Şimdi bu çocuk atıldıktan sonra Ankara ile ilgili bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. İşte bizim o bağlantıyı bulmamız lazım. Bu bağlantıyı kim yaptı? Yani genel merkeze girmesi için kim referans? Tabii ARGE merkezine yani girebilecek kadar Babaş'ın, ciddi bir şey onlar, olması. Onlar şimdi, hepsi belli. Söyle. Öyle mi? Resul Bey biliyor galiba. Şimdi tamam, eski bir milletvekili beni aradı. Bu konuda belediye başkanını uyardığını, bu çocuğun aslında belediye başkanı, yani cevap hakkı olabilir ama ben iddiayı söylüyorum. Milletvekilinin ismi de bende mahfuz. Bu arada biraz hızlanmamız gerekiyormuş yönetmenin, bu çocuğun, 10 dakikamız kaldı. Bu çocukla ilgili başkanı uyardığını ve belediye başkanının bu çocuğu kendi döneminde farklı işlerde kullandığını söyledi. AK Parti orada belediye bitince düşünce Ankara'ya aracılarla Tahsin Babaş'ın yerleştirdiğini ve orada görevli olarak çalıştığını söyledi. AK Parti söyledi. Burada sorumlu mu değil mi? O tartışmaya ne dersiniz? Yani işte siyaset üzerinden servet elde etme tartışmasıyla böyle var. Bir... Var. Yani bu da var. Bravo. Yani çocuk şey bir çocuk yani ama o... Buradan parti sorumlu mudur değil midir size göre? Bence parti sorunu değil. Şöyle. Sorumlu. Bak tekrar söylüyorum. Yerelde bir belediye başkanı ve bir tane çocuk var. Bu belediye başkanı değiştikten sonra bu çocuk işten atılıyor. Ve bu AK Parti genel merkezine aracı olunuyor, referans olunuyor. Bu referans kimse bunun ortaya çıkarması lazım. Sadece Kürşat Ayvatoğlu'nun. İşte hadi sen bu işi, bu haltı yedin, biz seni gönderiyoruz demekle olmaması lazım. Sadece o da bir de bu serveti referansı nasıl elde kimse, etti? Yani... ARGE merkezine bakın, kimler tarafında önerilmişse? Hayır, ARGE merkezinden bahsetmiyorum. ARGE merkezinin de hatası şurada. İktidardaki bir partisiniz. Bu çocuğu araştırmanız gerekiyordu. Buraya almadan Hamza önce araştırmanız gerekiyordu. Hamza da bu konuda gerekiyor. Zaten bundan sonra çıktık. Şimdi dikkat sonuç olarak lazım şunu söyleyeceğim. Diyor. Son cümle. Son cümle. Bütün bunları hepsini konuşalım. Ama başka şeyler de konuşalım mutlaka. Yani Kürşat Ayvatoğlu üzerinde AK Parti'ye vuracaksak, efendim ismini vermek istemiyorum, bir gazeteci belediyeleri nasıl söğüşlediğini ve bugün o belediyelerin benim hakkımı niye vermiyorsunuz diye nasıl mahkemeye verdiğini de konuşalım.
kim varsa, kim rezilliğin içindeyse hepsini bütün konuşalım. Bütün hepsini konuşalım. Hiç konuşalım. Yani CHP'deki... Babamızın oğlu da olsa konuşalım. Bakın, hiç merak etmeyelim. Biz şimdi 12 tane taciz, tecavüz olayı yaşandı. Bu partide bir tanesinin gıkı çıkmadı. Niye böyle konuşuyorsun Gülser abi ya? Ya Allah aşkına ya. Şimdi bakın, sen tepki gösterdin eyvallah da. Yani kötü. Barış arkadaş niye isyan etti? Bu ülkenin biraz... Taciz, tecavüzler konusunda... CHP sınıfta kaldı. Bir şey söyleyeyim. Bunu sınıfta kalan bir kişinin bunu partiye getirip bütün bağlaması. Bütün bu ekonomik meselenin Kübra temelinde dedi, Kübra Hanım, Türkiye'deki yolsuzluk meselesi önemli bir şey. Yatıyor. Özür dilerim. Yolsuzlukla ilgili gelin. Özür yeni bir sayfa açalım. Bakın, peki. Bazı kişiler bazı şeyleri kaldı. Dinlediği çok zaman. Çok az zaman kaldı hadi. Bazı şeyler bazı kişiler dinlediği zaman şurayla dinlemesi lazım. Süleyman Soylu ne diyor? Efendim milletvekillerini izletiyor. Bakın Süleyman Soylu burada şu ifadeyi kullanıyor. İzletsinler canım, çok şükür izlemeyecek bir şeyimiz yok yani. Bak diyor ki Allah muhafaza. Yarın bu milletvekillerinin en yakınındaki kişilerden de böyle bir vaka çıkarsa biz ne konuşacağız diyor. Temenni etmediği bir şeyi söylüyor. Bunu getirip partiye bağlamanın yanlış olduğunu söylüyor. Peki. Ya arkadaş ne kadar meraklı bu CHP. Sürekli bir şeyin altına kırpır kırpır bir şeyler üretmeye ya. Ya pudracıyı da CHP'ye ya. Bağladınız ya. Ya Allah aşkına. Bay Göztürk söylemiş. Bay Göztürk. Tamam. Efendim bak. Süleyman Soylu'ya yoruma açık bir tweet atıyorsanız. Efendim yoruma açık bir değil. Bakın ilgili, takip etmiyorsunuz. Süleyman İsmail Saymaz'a vermiş olduğu röportajda konuşuyor. İtiraz etmiyorum, onu da okudum. Röportajın bir kısmını alıp kullanmak ahlaki mi Allah aşkına ya? Peki. Bak. Yani bu tartışmayı ben biliyorsunuz yani sizin tartışmanıza engel olamam. Ya pudracı getirdi CHP'ye bağladı ya Allah ben Allah. Ben pudracıyı Şenol, getirmedim. Şenol Hanım'a bir önce. Ya biraz insaflı sizdeki ol. Sizdeki bankamatikçileri söyleyelim evet, size. Efendim bakın. Geliyorum. Resul Bey. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bankamatikçi yolsuzluğa, arsızlığa kim bulaşmışsa gelin oradan başlayalım. Ben de sizin yanınızda durayım. Çok teşekkür Şenol'sun. Yanınızda durayım. Bak, kim olursa olsun. Lafı babamın oğlu da olsun bu hesabınızda. Son 5 dakika. Saptırma. Lafı saptırma. Mesela Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde isimler var. Efendim, iki sene gitmeden maaş almış. Peki Resul Bey size de vereceğim bir iki. 5 dakikam kaldı Şenol Hanım'ın. İnsanlar elektrik ve su parasını ödeyemezken eğer kamuda yolsuzluk oluyorsa, arsızlık oluyorsa sonuna kadar gelin bunun mücadelesini verelim. Şenol Hanım buyurun. Evet, şimdi bakın, tartışmaların nereye geldiğini görmekten üzüntü duyuyorum. Yani senin hırsızın iyi, onunki kötü, senin tacizcin, benim tacizcin, böyle bir şey olmaz. Burada bir ahlaki bir mevzu var, hem de hukuki bir mevzu var. Evet, konu hem siyasi hem hukuki. Şimdi, yani partilerde değişik insanlar gelebilir. Hepsini inceleseniz de bazen bilemeyebilirsiniz. Ama şimdi bu bahsedilen genç Kürşat Ayvatoğlu bir kere nüfus ticareti yapan, işte kokain kullanan, hatta satan o belli değil, milyonluk arabalara binen, işte biraz önce Sayın Hadi Bey, Hadi Özışık Bey anlattı yani nasıl yükseldiğini. Peki böyle bir Uno arabaya binerken milyonluk arabalara bindiğini görmemiş mi o sayın belediye başkanı? Yoksa belediye başkanıyla birlikte kol kola el ele iş mi götürmüşler? Yani bunlar sorgulanmak ben zaten istiyor. Onu söyledim. Yani Hadi Bey'in zaten, ifadesi belediye yani başkanı Pudracı'nın suç ortağı. Ben zaten bakın ben lazım. Tekrar söylüyorum. Tahsin Babaş isimli belediye başkanının bu çocukla nasıl bir münasebeti var araştırılsın dedim zaten. Tamam. Şenol Hanım bu arada yönetmenim bayağı bakınız, sıkıştırıyor. Çünkü 4 dakikam var. Anladım, arkamız paralı anladım. Reklammış. Hiç benim, yani müsaade benim. Etmiyor bana. Onun için sizden yardım istiyorum. Resul Bey'e de bir cümle vereyim. Çok az zamanım. Söylemek istediğim siyasetin geldiği durum bu. Siyasi ahlak maalesef yani o kadar çok örnekleri var ki bu gençlere kötü örnek olan çok fazla örnek var. Yani geçmişte hani parsel parsel Ankara'yı kimlere verdiği söylenen FETÖ borsasında kimlerin neler yaptığı ve yani zaman zaman yansıyan basına da yansıyan
rüşvet olaylarının nasıl giderildiği göz önüne alındığında gençlerin bir an önce köşeyi dönmek uğruna neler yaptığı ortaya çıkıyor. Ya geçen Adıyaman'da da bir Adıyaman milletvekilinin şeyinden bahsedildi, danışmanından. Şenol Hanım, bir başka yerde konuşalım ama maalesef son cümlenizi alacağım. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Siyasetin geldiği durum budur. Bir an önce siyasi ahlak yasasının çıkması lazım. Ve bu ülkeyi yönetenlerin bir şekilde siyasi etiğe uyabilecek düzenlemeler yapmak. Çok teşekkür. Bir başka yayında daha uzun konuşalım. Evet. Resul Bey, iki dakikam var. İki dakikada toparlamaya çalışayım. Şimdi siyasette şöyle bir gerçek var. İktidar partileri bir takım menfaatçilerin ve çıkarcıların daima hedefindedir. Onun bir bir ideolojisi, bir efendim ahlaki şeyi yoktur. Hangi parti iktidar olursa ona bir şekilde yaklaşıp kendisine bir takım çıkarlar elde etmektir. Ve AK Parti de 19 yıldır iktidardadır. Maalesef AK Parti'nin yumuşak karnını da AK Partili olmadığı halde, AK Parti normlarına, ilkelerine uymadığı halde AK Parti'ye yamanmış bir takım insanların varlığıdır ki AK Parti'yi de bugün eğer eleştiriliyorsa işte bu tipler yüzünden, bu elemanlar yüzünden eleştiriliyor. Bu şahsı ben tanımıyorum. Ama gerek o görüntüler, gerekse mal varlığı hakkındaki medyaya boca edilen bilgiler, evet, araştırılması gerektiğini gösteriyor ki zaten AK Parti genel merkezi de, yani burada AK Parti'yi takdir etmek gerekiyor bir defa. Böyle bir kişilik tespit edildiği anda ilişkisi kesilmiş ve üstelik de hukuki işlem bizzat partililer tarafından başlatılmış. O hukuki işlem devam ediyor. Dolayısıyla AK Parti burada böylesi muzır bir elemanın tasfiyesinde gereken adımı atmıştır. Aynı adımı diğer siyasi partilerden de atmasa demektir. Mıydı? Artı benim ayrıca AK Parti'den beklendim. Sadece bugün bu çocuk ortaya çıkmış. Bu çocuk gibi belki kim bilir AK Parti'nin hangi teşkilatında böyle çıkarcılar, menfaatçiler bulunmuş olabilir. AK Parti'nin yapması gereken bunları araştırıp bunlardan arınmasıdır. 2023'teki seçimlerde AK Parti'nin sırtında taşımaması gereken bu tiplerin mutlak surette ortaya çıkartılıp partiden uzaklaştırılması ve diğer siyasi partilerin de bu şekilde, yani kendi ilkelerine, toplumun genel ahlak ilkelerine uymayan konularda aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Hadi Bey'in işaret ettiği o tacizle tecavüzler konusunda aynı hassasiyeti oradan bekler. Bir etik dediğiniz aynı hassasiyet. Ayrıca etik çok kanunu evet çıkarılsın, hiç itirazımız yok. Ama söylediğim gibi AK Parti tespit ettiği bu ilkelerine uymayan şahsı anında ihraç ederek yasal işlemi başlatarak üzerine düşeni yapmıştır. Falan benim bu işi temizliğine doğru. Hadi abi, bitti sıra. Arkamız reklam izin vermiyor. Benim imzamla. Buyurun Şenol Hanım, ama bitti sürem. Yani yönetmenim maalesef 2019'da benim imzam ve diğer arkadaşlarımızın imzasıyla siyasi etik kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Ama gündeme tabii Mansur Yavaş'tan 107 milyarlık ihale alan Bedri Yaşar'a da yapmak lazım. Tam 2'ye 10 kala tartışma açıyorsunuz. Kim aldı 107 milyar? Peki ben kapatayım, siz devam edersiniz. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunal. Burada yok. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun ve İnternet Haber.com Grup Başkanı Hadi Özışık, hepinize çok çok teşekkür ederim bu tartışma için. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.